ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programıyla yine karşınızdayız. Yıldıray Oğur ve ben Elif Çakır yine sahnedeyiz. Gazetelerimizi okuyacağız. Bayağı dağınık okuduk bugün. İstanbul, masamızı da toparlayalım. Yüksek riskli renkleri şey yapmışsın, İstanbul renklerine kavuşmuşsun kıyafetinle. Evet, ben dün böyle Cumhurbaşkanı açıklayınca bütün şehirler kendi şehrimize uygun hemen olarak hemen uyum sağladım. Gardırobuma gittim. Ben de mavi giyindim. Sen de şeyleri temsil ediyorsun. Güneydoğu herhalde, evet, mavi. Kürt kardeşlerimizi temsil ediyorum. Bu başarılarından dolayı kendilerini kutlarız. Ben de yüksek koy risk. Koy diyendiler. Evet. Evet, gazetelerimizi okuyacağız. İnternet haber sitelerimize bakacağız. Oldu mu Yıldıray? Evet. Mutlaka söylememiz lazım. Gazeteler, evet, mutlaka hani bizim gazetemiz gerekiyor. Tabii ki şey ama... Onlara da yani bakacağız. Gazeteler var ama internette çıktılarımız var. Bugün bayağı dağınık. Sonra programımızın konuk kısmında eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'i ağırlayacağız. Evet. Abdülhamit'i konuşacağız. Değil mi? Evet. Yani Sultan Abdülhamit. Bu dönemde en sevdiğimiz... Hüseyin Bey'in yani bilenler vardır zaten. Evet. Bir akademisyen ve özellikle Ali Suavi üzerine bir, evet, kitabı var. Çok meşhur bir kitap o. Alanında bir çığır açmış bir kitap. Tekrar basılacak o kitap ve o vesileyle biz de o kitap, tabii Abdülhamit dönemini de içeriyor. Onu konuşacağız. Gayet güzel olacağını düşünüyorum ben. Ben de. Bilinenlerin aksine. O yüzden ben şey diye tweet attım. Payitaht Abdülhamit hayranları ekran başında. Ekran başında kesinlikle. Yani Abdülhamit'i dizi olarak izlediniz, bir de gerçeğini biraz öğrenin şeklinde. Yani peki mutlu ol, yani herkesi mutlu etmeyebilir Abdülhamit. Yani tarih şarkı, bence pek, evet, bu şeylerden daha eğlenceli, evet, yani daha renkli çünkü. Öyle tek düze bir şey değil. Yani harika ve çok kötü değil. Tarih çok daha renkli. O yüzden efsanelerden, dizilerden daha eğlenceli tarihin kendisini okumak ve öğrenmek. Yıldıray, dün akşam Cumhurbaşkanı'nı dinledin değil mi? Evet, bizim tahminlerimiz doğru çıktı. Hani biz burada tahmin etmiştik, evet, ilk yarım saat ne konuşur diye Cumhurbaşkanı. Evet. 28 Şubat konuştu. 28 Şubat konuştu. 2001 dönemindeki ihale yolsuzlukları, batan bankalar, esnaf, evet, ondan sonra... İşte adil yargılamalar işte yoktu dedi insanlar. Bir İslamofobi konuştu Avrupa'da. 28 Şubat'ın, evet, yargısı vardı dedi. O dönem işte medyanın durumunu anlattı bize. Avrupa'da İslamofobi'den bayağı bir 10 dakika falan bahsetti herhalde. Evet. Bayağı şey oldu. Şey gibi böyle hani sinemaların önce reklamlar olur ya. Herkes sinemayı izlemek için oturuyor ekran başına. Onu kullanıyor tabii siyaseten. Çünkü bütün Türkiye o anda Cumhurbaşkanı izliyor. Açıklamanı nasıl buldun? Bu dört rengi bölünmüş Türkiye'yi. Bak, bizim gazetemizde şöyle bir grafik, çok başarılı bir grafik yapıldı. Mavi, sen okuyabilir misin buradan? Mavi yüksek, düşük risk. Evet. Sarı, orta risk. Turuncu, yüksek risk. Kırmızı, çok yüksek risk anlamına geliyor. Evet. Ne? Mesela mavide olanlar risk. Pazar günü yasağı yok. Kafe ve restoranlar 07 ve 19 arasında açık. Bu ne işe yarar bilmiyorum. Gece sokağa çıkma yasağı var. Niye, ne işe yarar olsun ya? Çok önemli bir şey. Kafe ve restoranların açılması. Yok ama yani şunu söylemek istiyorum. Genelde dışarıda bence insanlar... Bence 7'de kuyruğa girmişlerdir şeylerin önünde, doğru, kafelerin önünde. Doğru, haklısın ama... İnsanlar akşam yemeği için genelde işten çıkıyorlar, akşam yemeği yiyorlar. İşte, evet. Yani ondan dolayı birazcık daha esnek, biraz daha şey olabilirdi. Bu şey ilginç tabii. 19'da mesela virüs şey mi oluyor? Mesai bitiyor ve evine gidiyor. Yani niye 19? Yani mesela saat 19'da oturuyorsun bir yerde, yemek yiyorsun ama 20'de yediğinde olmuyor. O zaman tehlikeli hale mi geliyor? Biraz tabii şey. Evet. Herhalde o sokağa çıkma yasağına uyumlu olsun diye. Yani 9'da sokağa çıkma yasağını devam ettirmek için yapıyorlar. O da ilginç yani. Niye sokağa çıkmak? Hani gündüz her şey serbest neredeyse. Okula da gidiliyor artık. Akşam niye yasak oluyor? Onu da anlamak biraz zor tabii. Ama yine de bunlar da iyidir yani. En azından biraz açılmış oldu. Lebalep kongre yapılan yerlerde... Benim kafeler memleketimde kapalı, senin memleketinde. Maalesef. Gitmeyi düşünüyorsan yemek filan. Kongre olursa gidilebilir. Kongre olursa gidilebilir. Bak, Trabzon
Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, buralar hep böyle lebal, hep kongre yapılan bölgeler. Rize. Rize, şey var, Balıkesir var. Mesela burada Balıkesir, Bursa'nın, İzmir, Manisa'nın arasına girmiş, tamam mı? Çok enteresan bir harita. Haritada birkaç değişiklik yapılırsa, çeşitli temiz bölgeler ve kirli bölgeler şeklinde riskli bölgeler olabilir. TÜİK buralara el atsaydı olabilir. Uşak ilginç tabii, evet, ilginç. Uşak. Yani Uşak kurtarılmış bölge gibi orada. Çok tuhaf değil mi Uşak'ın burada kalması? Evet, dün bir de şey oldu. Sosyal medyada tabii bu çok ilginç yani. Bu seçim haritasına benziyor. Evet. Bir tweet attı, gördün mü? HDP eş genel başkanı Pervin, evet, Buldan. Onun tweetini bir gösterebilir miyiz? Sosyal medyanın gündeminde bu harita, Uşak ve Güneydoğu vardı, evet, dün akşam. TT'di. Onun tweetini... Bir gösterebilir miyiz Pervin Buldan'ın? Onun tweetine Buldan'ın gelen tepkiler de çok ilginç. Çok ilginçti. Ama benim favori tweetim şey oldu, dur söyleyeceğim şimdi. Evet. Bakalım Pervin Buldan'ın bu tweet'e MHP'li bir milletvekili, bir çok çok ayıp yani. Milletvekili değil galiba, milletvekili adayıymış. Öyle mi? Belediye başkanı milletvekili adayıymış. Adıyamadı, kaybettik ama Uşağı aldık diye tweet atmış. Bir tane, oldukça esprili, gayet güzel yani. Evet. Ne kadar ihtiyacımız var? Buna şey cevap yazdı. AK Parti Uşak milletvekili, AK Parti'nin Uşak belediye başkanı ve AK Parti Uşak belediye il başkanı. Üçü de ağırlar. Herhalde aralarında bu nedir falan diye şey yapmışlar. Bunu ciddiye alıp, işte Uşak sizin bölücülerin olmayacak. Evet, bayağı sonra... böyle Uşak'ın tek çakıl taşını bile vermeyiz şeklinde. Yani espri ya. Espriyle yani, anlamayan, evet, insan da çok tuhaf ya gerçekten. Evet. Hali. Ama benim favori tweetim şey oldu. Buradan kendisine de selam yolluyorum. İlhami Işık. Evet, onu da gösterelim. Onu bir gösterebilir miyiz Mücahit? Ona da bakalım. Sonra şey vardı, serbestiyet. Benim tweetim de fena değildi ya. Seninki de güzeldi. Benimki şeyde haber olmuş hatta, benim tweetim. Rudav. Rudav'da. Yani, Kürtler sevmiş. Onun için mavi giydin o zaman sen. Yakında beni bazıhanemine davet eder. İlhami abi şey yazmış. Dedem derdi, biz Kürtler Uşak'tan göç edip geldik. Çok özür diliyorum. Gözüm görmüyor ya. Evet, ya, gözlüğümü takmadım o yüzden. Bir açıklama gelir yine Uşak Belediye Başkanı'ndan. Hayır İlhami Bey, dedeniz sizi kandırmış. Hayır kesinlikle. Asla. Biz Yörük çocuklarıyız. Evet, burada hiç Kürtler yok, Kürt yoktu filan diye. Çok güzel. Gerçekten. Ya Türkiye, bu bir de ben şeyi de çok sevdim. Yani hani Pervin Buldan işte bir şey yani, parti başkanı. Hani tamam yani, eleştirilebilir. Fakat işte bunlarla dalga da geçilebilir yani. Hani bu korkulan şeylerle dalga da geçilebilir. Dalga geçilen şey korkunç değildir yani. O yüzden yani Uşak Belediye Başkanı ve milletvekilinin korkması gerek yok. Ama burada nasıl kalmış yalnız ya? Evet yani bayağı. Uşak burada nasıl dikkat kalmış? Dikkat etmişler demek ki. Diğer mesela, iller örnek alsın. Evet. Uşak gerçekten nasıl kalmış bu kadar sarı, turuncunun? Bir vali vardı orada. Hatırlarsa Uşak valisi. Evet. Sokakta böyle insanlar azarlıyordu. Azarlıyordu. İşe yaramış demek ki. Yani o tarz da iyi değildi ama neyse, evet, inşallah örnek olmaz. Güneydoğu'nun da böyle hani mavide kalması bayağı enteresan. Hüseyin Bey'e soralım. Bunun sırrı nedir diye. Sırrını soralım. Acı yemek mi acaba? Acı yemek olabilir belki. Şey, pekmez falan içmiş olabilirler mi? Yani bir sürü teori var tabii. Evet. Mesela şey diyenler de var. Kitle artık orada, çünkü hatırlarsan bundan birkaç öncesi de en kötü Güneydoğu'da işte düğünler oluyor, işte taziyeler oluyor. Yani çok fazla vaka var diye hastaneler tıklım tıklım diye haberler oluyordu. Şey, kitle ne sürü salgı şey bağışıklığı denen şey olmuş olabilir diyenler de var. Test az oluyor diyenler de var ama mesela ben birkaç tane arkadaşımla konuştum. Gayet insanlar yani tedbirler çok sıkı, bir de yani şey riayet edildi. Yani o insanlar bir korkutuldu önce. Evet. Burada çok fazla şey oluyor diye. Yani tebrik edelim gerçekten. Örnek kesinlikle oldular. Dünkü konuşmada ilgini çeken bir eksiklik falan filan var mıydı senin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında? Yani bilmiyorum. Berat Albayrak yoktu. Ekonomiyi övdü, evet, dün. Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü, salgında en başarılı dünya ülkesi Türkiye'nin olduğunu söyledi. Ama Berat Albayrak dün gündeminde yoktu. Dün TÜİK Başkanı değişti, vekaleten atanan yerine. Evet. Şimdi şey geldi. Asaleten atanan TÜİK Başkanı geldi. Bakalım ne kadar, yani daha önceki bir yıl görevde kalmıştı. Evet. Dün ben biraz böyle eski TÜİK Başkanlarına baktım. Yazı geliyor herhalde TÜİK'le ilgili. Elif Çakır'dan. Yok yok, yazı gelmiyor. Sadece ne kadar zamanda bir değişmiş diye.
Böyle hani 1890'lı yıllara kadar gittim. Başkanlar yazıyor zaten hani şeyde, TÜİK başkanları dediğin zaman. Herkes ortalama 5 yıl, 6 yıl kalmış ama tabii. Bu dönem son dönemde... Bir Olay Demir de var işte, Deva Partisi kurucularından. De var, evet. O da eski TÜİK başkanlığında. Bayağı uzun kalmış. Bugün senin yazın çok güzel Elif. Yani tebrik ederim. Keşke çok... güzel olmasaydı. Yani yazın tabii ki güzel değil, çok üzücü. Fakat evet. Bunu yazman çok iyi olmuş. İnşallah bir işe yarar. İnşallah birileri bu yazını okurlar ve hani istersen bir anlat okumayanlar için. Ya, çünkü sen konuştun da dün de bayağı bir... Ben fotoğrafını getirdim. Evet. Neden getirdiğimi söyleyeyim. Sen yazıdan bahsetmeseydin de... geçen hafta yani cezaevinden çok sana da geliyor. Mektuplar geliyor. Sana da çok yani en yoğun gelen mektuplar sana geliyor. İnsan, Ahmet yani insan taş okuyamıyor çok gerçekten. Üzücü bir şey elinden gelmiyor insan çünkü. Evet. Zaman zaman böyle hani ben şunu söyleyeyim bir kere. Bütün mektupların hepsini okuyorum. Canımı çok yakıyor ama mektupların tamamını okuyorum. Ama bütün mektuplara yer vermem imkansız. Fakat bazen mesela Ankara'daki isim vermeyeceğim gazeteci arkadaşlar şey söylüyorlar. Niye yargıya bu kadar ağırlık veriyorsun? Cezaevinden gelen mektupların benim üzerimde çok etkisi var. Yani o gördüğüm mağduriyetler, adaletsizlikler, iddianameler geliyor, işte savunma şeyleri geliyor. Hepsiyle teker teker böyle hani okuyorum. Zaman zaman da bu mektuplara, kişisel şeylere yer veriyorum. Bu çok dramatik. Bu çocuğun ismi Hakan, 11 yaşında. Anne baba cezaevinde, Eskişehir cezaevinde. Bana geçen hafta yani gelen mektupların içerisinden bu çıktı. Hafta sonunda perişan oldu diyebilirim. Annesinin mektubunu aldım. Yıldıray, mektup bu kadar. Annesi, Hakan'ın annesi tek kelime kendi yaşadığı cezaevinde ki kalabalık cezaevinde yaşadığı hiçbir sıkıntıdan, hiçbir şeyden bahsetmiyor. Neden içeride yattığını da söylemiyor. Hangi suçlamayla içeride yattığını da söylemiyor. Böyle olur. Yani anneyseniz suçun, cezanın bir şeyi kalmaz. En çok şeyde ağladım. Diyor ki hani ya bir anne olarak lütfen birkaç dakika benim oğlumun yerine kendi çocuğunuzu, yeğeninizi, en sevdiğiniz arkadaşınızın oğlunu, oğlunun yerine koyun. Ben düşünemedim. Ne bu hastalığı, bu illet, lösemi, kan kanseri. Bu hastalığı evet. Düşünebildim. Allah ne çocuklarımı bu Hakan'ın yerine koyabildim. Ne de kendimi bu annenin yerine koyabildim. Çok zor bir şey. Senin de çocuğun var. Sen de bir babasın aynı zamanda. Şunu söylemem lazım. Daha sonra dün bir doktor arkadaşımızı aradım ben. Dedim ki yani ben bana böyle bir mektup geldi. Hastane raporu da var. Hakan Eskişehir'de üniversite hastanesinde yatıyor. Osman Gazi Üniversitesi'nde yatıyor. Hastalığı sordum ki şöyle sordum. Çok utanç verici ama lösemi işte şey T hücreli ALL hastalığı. Bu dedim nedir? Anne baba bu çocuğun yanında yani 11 yaşındaki bir çocuğun yanında tabii ki ya baş ağrısı anne babası kalması lazım. Ama tamam içeride cezalı, cezaevindeler. Dedim ki bu hastalık da anne baba yakınlarının olması gerekiyor mu? Doktorun söylediği şey şuydu. Bu çok işte kan kanseri. Evet, istersen evet. Kan kanseri. T hücreli al dediğimiz olması kan lazım kanseri. Yani. Mutlaka olması gerekiyor. Kan lazım o. Tedavisi de var ama ölümcül. Yani hayatını da kaybedebilir bu çocuk. Biz küçük Ahmet kayboldu biliyorsun. Annesine izin vermemişlerdi. Konuşurken zorlanıyorum. Babası göremedi. Ya çocuğa ben böyle elimde hafta sonu şu fotoğraf elimde evde bununla kaldım. Yani adalet de hukuk da bir kenarda durur. Bu çocuk bu ülkenin evladı ya. Evladı. Yani insan hakları eylem planından bahsediyorsunuz. Yani insan hakları eylem planı. Bu çocuğa dokunmadıktan sonra Kızılay'da İstiklal Caddesi'ndeki insanlara dokunsanız ne olur? Yani siz devletsiniz. Devletsiniz siz. Yani ne olur? Evet, bir i̇çeriden içeriden bir sürü hırsızlık yapanı gasp suçuyla işte katilleri çıkarttınız. Bu çocuğun annesinin babasının cezasını ertelersiniz. Çocuğunun tedavisinde yanında olur. Ondan sonra da tekrar
bir anne feryadı. Sonra bir ikinci mektupta babasının koğuş arkadaşından gelmişti Yıldıray. Yani ortalık yıkılması lazım. Gece 2'de Mustafa Yeneroğlu mesaj attı yazı internet sitesine. O da Adalet Bakanı'na yazmış. Adalet Bakanı'na ben bilmiyordum mesela. Mustafa Yeneroğlu'na da mektup gitmiş. Aile yakınları Mustafa Yeneroğlu'nu bulmuş. Mustafa Yeneroğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e Hakan'la alakalı, Hakan'ın durumunu anlatan, hastane durumunu anlatan, annenin durumunu anlatan bir sayın bakanım lütfen bu çocuğa bir çözüm bulun diye bir mesaj göndermiş. Dün üç sularında bakanlıktan cevap gelmemiş gün boyu. Adalet Bakanı'nın cebine gitmiş bir mesajdan bahsediyorum. Haberi var. Ya. Haberi var. Adalet Bakanı'nda haberi var. Burada daha fazla konuşamayacağım, kesmek istiyorum. Durum böyle. Yani bu çocuğun annesinin... Yani bu aslında bütün bu davalarda yani bu kadar katı davranılması... Bu çocuk tek değil. Evet, çok insan var. Çünkü o kadar çok insan var, evet. Ki binlerce ihtimal var yani. Evet. Buralarda darbecilerle, darbeyle ilgisi olmayan insanların ya da o örgütün yönetici sınıfında olmayan insanlar arasında bir ayrım yapılmadı. Evet. En hani alakalıysa bir, evet, varsa bu şeyle ilişkisi örgütle, evet, hemen herkes aynı cezaları aldı. 6 yıl işte zaten şey olunca, evet, örgüt üyeliğinden o cezaları verdiler ve, evet, burada herhangi bir açılım da yapılmadı. Evet. Bu af meselesi yapılabilirdi. Yapılabilirdi bununla ilgili bir şey. Yani bu, yani Alaaddin Çakıcı'nın çıktığı, evet, af kanununda o da yapılmadı. Evet. Siyasi yasaklarla ilgili. Şimdi bir de herkes Erbakan'ı andı geçen hafta, evet, biliyorsun. Erbakan, rahmetli Erbakan 1973'te CHP ile MHP hükümet kurduklarında ilk yaptıkları şey af çıkarmak oldu. Genel af, siyasi af. Yani siyasi yasaklar için af çıkardılar. 141-142, yani bugün mesela PKK, FETÖ gibi bir şey neyse o zaman da komünizm öyleydi. Hapishanede bir sürü insan vardı. Bu komünizm suçlamasıyla yatan aydınlar, öğrenciler ve onların da kapsaması için af çıkardılar. Siyasi af çıkardılar, uğraştılar ama sonra mecliste MHP içinden bir grup buna karşı çıktı. Sonra onlar partiden ayrıldılar. Sonra Anayasa Mahkemesi bu affı genişletti ve insanlar serbest kaldılar. Yani bir sürü bugün Türkiye'de yazar olarak bildiğimiz, tanıdığımız insanların pek çoğu, isim vermeyelim, hapishaneden bu affla çıktılar. Evet. Şimdi onun geleneğinden geldiğini söyleyen, onu öven insanlar ama bir af tasarısı hazırladılar. Siyasilerden herhangi birinin, hani şey değil, hani örgüt yöneticileri ya da böyle çok aktif bir şekilde darbeye ya da katliamlara ya da teröre karışmış insanlar değil. Yani propaganda, hı hı, suçundan olanlar ya da böyle çok hemen örgüt üyeliğine sokulan insanların bir kısmını sokabilirlerdi bu affın içine. Ama akıllarına bile gelmedi bu. Yani evet, FETÖ bu ülke için önemli. Önemli bir, ama bu hukuki yani sınırda ayrımı adalet yapacak yani. Mahkemeler adam, yapacak, evet, bu ayrımı. Mesela bu çocukla ilgili mesele gelince mahkeme başkanı anneyle baba bakacak. Yani, evet, ikisinin suçlarında mutlaka... Yani bilmiyoruz, ben bilmiyorum dosyasını. Ama yani bir, en azından biri bir tutuksuz yargılanabilir yani birisi. Evet. Bir tanesi en azından tutuksuz yargılanabilir. Evet, gazetelerimizin Trump'tan farkı var mı demiş bu Kaşıkçı cinayetiyle alakalı. Bizim gazetemizin manşeti Trump'tan farkı var mı? Yani Biden'ın şeyi. Evet, Biden'ın. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir akşamki burada. Evet, şeyi. Akif Pekin'in yazısı güzel. HDP'nin suçu APO'yu dinlememek diye. Evet. Oldukça güzel, kara mizah. Yani güzel bir hatırlatıyor. Yazı yazmış. Ben gene oldukça cümlesini kullanıp, evet, kelimesini kullandım. Şey var Yıldıray, Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti güzel. Bir bakabilir miyiz? Ya ben çok dağıttık biz bugün değil mi gazeteleri? Evet. Süremiz de azaldı. Süremiz de azaldı. Hüseyin Bey'i hiç bekletmeyelim. Evet. Sen Cumhuriyet'i... Cumhuriyet burada. Evet. Yok, sen şey yapabilirsin, bakabilirsin yani, bilmiyorum. Orada şey vardı. Bakanlık şey, acı itiraf, yabancı güvenmiyor. Evet. 12 maddelik bir torba yasa çıkartıldı. O şöyle, müteahhitler borcunu, hani borcunu ödeyemediğinde sevgili devletimiz bakanlık devreye girip devlet kefil olacak. Evet. Yani enteresan bir şey. Borcunu ödemeyen müteahhitlere bakanlık devreye girecek. Sözcü gazetesinin manşeti esnafın iflas tablosunu
manşetine taşımış. CHP bir anket yapmış. Esnafın %86'sı kirasını ödeyememiş. Bu arada Metin Akpınar'la Müjdat Gezen de beraat aldı. Bu da sürpriz bir mahkeme kararı olarak. Çünkü Cumhurbaşkanı hakaretten yargılanıyorlardı. Bayağı da bir linç edilmişlerdi hatırlarsınız o zaman manşetlerden. Evet. Bu arada Metin Akpınar 79 yaşında, Müjdat Gezen de 77 yaşında. Evet. 4 yıl hapis cezasıyla mahkemelerde yargılanmış oldular. Yani beraat etmiş olsalar da bu yaşandı. Sabahın sür manşetini gördün mü? Görmedim. Özlem Doğaner. Berat Albayrak'ı şimdi konuşun demiş. Özlem Doğaner herhalde dikkatle okumamız gereken bir ekonomi yazarı. Biz yeni keşfettik bu ekonomi yazarını. Dünya küçüldü, Türkiye büyüdü. Pandemide Türk mucizesi. Dünya dev ülkelerin virüse yenilip dibe vurdu 2020 yılında. Türkiye büyümede dünya üçüncüsü oldu. Son çeyrekte %5.9 büyüyen ekonomi yılın bütününde %1.8'i yakaladı. Berat Albayrak dönemindeki önlemlerin etkisiyle dünyada pozitif ayrışan Türkiye, OECD ülkeleri arasında birinci, G20'de ise ikinci oldu. O zaman niye bakanı görevden aldınız? Evet. Berat Albayrak. Bir de niye bu yayınlar yapılıyor şu anda? Bu da ilginç değil mi? Tamam, görevden alındı. Evet. Cumhurbaşkanı da göreve tekrar şey yapmıyor, geri getirmiyor. Evet. Tekrar bu yayınları bu gazete niye yapıyor acaba? Merak ediyorum. Yeni Çağ Gazetesi'nin manşeti büyüdükçe fakirleştik olmuş. Bu işte bir gün ekonomist birisini alalım tekrar. Şu büyüdükçe yani büyüyoruz ama ekonomik sorunlar devam ediyor. Evet. Bunları bir bize anlatsın. Yavaş yavaş. Evet. İstersen toparlayalım. Yavaş yavaş toparlayalım. İki il başkanı bir araya gelecek. Dün bir tane çok güzel. Ne kadar güzel bir haber o. Evet, İstanbul AK Parti'nin İstanbul Yeni İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe. Bu arada videomuz olacaktı Mücahit. Konuğumuzu alacağız birazdan. Canan Kaptancıoğlu'yla kahve içecekler. İnşallah bir mani çıkmaz, araya kimse girmez ve kahvelerini içerler. İyi bir şey olur Türkiye için. İnşallah. Şimdi bir Hüseyin Bey alırken bir videomuz var. Video Abdülhamit'in 103. ölüm yıl dönümüydü. Evet. Geçen ve orada Beyazıt'taki onun türbesinin önünde Abdülhamit'in 3 ikinci kuşak torunlarından biri var. Bir Orhan Osmanoğlu diye şehzade olarak. O da bir dernek de kurmuş. O dernekle beraber beraber gidip anma yapmışlar. Fakat çok ilginç görüntüler ortaya çıkmış. Biraz sonra konuşacağımız konuyla da ilgili Hüseyin Bey muhtemelen izlemiştir o görüntüleri. Onun üzerine de konuşuruz çünkü bu çok tuhaf bir şey. Yani tarihin böyle yaşanması Türkiye'de. Onu izlerken biz de Hüseyin Bey'i buraya alalım. Evet ve bu arada Payitaht dizisini izleyen izleyiciler, Abdülhamit'i çok seven izleyiciler, herkes WhatsApp'tan bu bilgiyi yayabilir. Birazdan Abdülhamit'i konuşacağız. Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'le birlikte yavaş yavaş konuğumuzu da alabiliriz. Sen de istersen yerini değiştir. Evet, hazır mı videomuz arkadaşlar? Evet, programımız devam ediyor. Bir karar verin konuğu
Milli Eğitim eski bakanı Hüseyin Çelik bizlerle birlikte. Biraz önce yanlış söyledik. Yanlış söyledik. Eski Milli Eğitim Bakanı. Neyse, canınız sağ olsun. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sizi sormalı. İyi olalım hep birlikte inşallah. Ankara hangi renkte şu anda? Bütün böyle Türkiye renkleri boyandı. Ankaralılar kendine torpil geçti. Sarı galiba değil sarı. Mi? Sarı. Bir Ankara oyunu gibi geldi bana bu. İstanbul'a karşı yapılmış hemen yine. Hüseyin Bey, nasıl değerlendirdiniz bunu, şu haritayı? Öncelikli olarak bunu sormak Öncelikle istiyorum. Öncelikle mavi bölgeyi bir yorumlamanızı isteyeceğiz. Bir de şurada bir mavi bölge orada. Var. Uşak. Nasıl başardınız bu? Vallahi ben bu işin uzmanı değilim. Tabii bunun nasıl böyle olduğunu çok bilmiyorum ama benim ilk aklıma gelen şudur. Demek ki Doğu ve Güneydoğu'da insanlar daha fazla itaat etmiş yasaklara. Karadeniz'dekiler daha az itaat etmiş gibi geliyor bana. Yani başka bir izahı yok yani. Başka ben ama çünkü bölgeye göre şimdi soğuk derseniz şey biliyorsunuz bu virüs soğukta daha çok yayılıyor. Evet. Yani sıcakta yayılmıyor, soğukta yayılıyor. Yani o bölge nispeten soğuk bir bölgedir derseniz ondan olduğunu zannetmiyorum. Yani onun için uzmanı olmadığım için bu konuda çok bir derinlemesine bir yorum yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Acaba böyle acı yemekten falan mı oldu? İşe mi yaradı bu? Ama şöyle acı Güneydoğu kültürüdür. Doğuda evet. Çok acı yoktur. Mesela Hakkari'de, Van'da, Ağrı'da falan çok acı tüketilmez. Yani Urfa, Diyarbakır, orası daha çok böyle Halep mutfağının hakim olduğu Gaziantep'te. Orada acı çok tüketilir ama Doğu Anadolu'da çok acı tüketilmez. Yani o doğru bir tartışma zemini olmaz. Tebrik ederim yani bu büyük bir başarı. Vallahi mavi yani bir kere şöyle ben mesela Van'la sürekli irtibat halindeyim. Eskiden yazın mesela çok böyle zirve yaptı bu hastalık. Evet. Zaten öyle haberler alınıyor doğrulardan. Çok evet, çok vefat. Ben şimdi beni çünkü tabii sürekli arıyorlar işte filan büyüğümüz vefat etti, şu bildiğiniz insan vefat etti. Ben onlara taziye için telefon açıyorum. Son zamanlarda o taziye trafiğim de neredeyse bitme noktasına geldi. Koronadan ölenlerin sayısı çok azaldı. Bu da gösteriyor ki hastalık gerçekten çok az. Van işte en iyi bildiğim illerden birisidir. Van'da bir hayli az hastalık. Evet. Mesela tıp fakültesi hastanesi, bölge eğitim araştırma hastanesi onlar dolup dolup taştı bir zaman. Şimdi siz Milli Eğitim eski bakanı olarak peki bu Milli Eğitim Bakanı'nın bu okullarla ilgili işte okullar açıldı, açılmadı. Bir önce açılacağını söyledi Milli Eğitim Bakanı sonra ama işte Cumhurbaşkanımız açıklayacak dedi. Onu nasıl yorumluyorsunuz? O nasıl yönetildi bu kriz sizce? Kısaca ondan da bir bahsedelim. Şöyle, Milli Eğitim Bakanı benim eski mesai arkadaşımdır. Evet. Benim dönemimde Talim Terbiye Kurulu Başkanıydı Ziya Bey. Dolayısıyla şimdi burada bana Ziya Bey aleyhine bir şey söyletemezsiniz. Ancak ben şahsi fikrimi söyleyeyim size. Ben daha ilk zamanlar şunu söyledim. Eskiden beri benim Twitter'daki attığım tweetleri merak edenler bakabilir. İlk günden itibaren okulların açık olması gerektiğini düşünenlerdenim. Şundan dolayı hatta şunu söyledim. 83 milyon nüfusu olan bir ülkede 780 bin kilometre karelik bir topraklarda ve çok bir günde 4 iklimin yaşandığı bir ülkede aynı gün okulları açıp kapatmak doğru değil benim dönemimde. Ya Şanlıurfa'da Mayıs'ta çocuklar içeride bunalıyor. Ve okulların hiçbirinde de klima yok. Şimdi onlarla Erzurum'daki okulları aynı günü açıp kapatmak doğru bir şey değil demiştim o zaman. Hüseyin Çelik eyalet sistemine geçmek istiyor demişlerdi. Bu merkeziyetçi yönetime kendini iyice kaptırmış olanlar benim eyalet sistemi istediğimi falan iddia ettiler. O attığım tweetlerde şunu söyledim. Bu iş mahalline bırakılması lazım. Nitekim oraya gelindi o güzel bir şey. Evet. Şırnak'ta hastalık yoksa okulları kapatmanın anlamı yok. Ama bir yerde çok yaygınsa tabii ki ona bir tedbir alınması gerekiyor. Ama ben ilk günden beri bir kere okuldaki çocukların ilk bir hafta 10 gün pandemiye yönelik bir eğitime tabi tutulması gerektiğini ve o çocukların kendi velilerini eğiteceklerine inananlardan birisi. Kendi çocuklarınıza bakın yani o yaşta çocuğunuz varsa trafikte diyor ki, öğretmen dedi ki bak şunu yapmamalısın, bunu yapmamalısın diyor. Babasına, annesine araba sürerken, araba kullanırken çocuk müdahalede bulunuyor. Çünkü okulda baba, anne ne derse desin öğretmenin dediği çok önemlidir. Yani bu pandemiye karşı, salgına karşı yapılacak etkin mücadelede
öğrencilerin bilinçlendirmesi bu işe çok yarar diye düşünüyorum. Baştan itibaren ben okulların kapatılmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Evet, sizi yayın alırken biz bir video izlettik. Onu görebildiniz mi? Şimdi bu okullarla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Benim bakanlığım döneminde meteoroloji demiş ki kar yağacak. Muammer Güler Bey de okulları tatil etmiş, İstanbul valisi. Çok, Muammer Bey valiliği döneminde çok iyi çalıştığımız bir valimizdi. Sonra bakan oldu, beraber siyasette olduk. Muammer Bey diyor ki, ben de tabii telefon açtım. Dedim ki, ya Muammer Bey Allah aşkına siz ne yapıyorsunuz dedim ya. Bir santim kar yağıyor okulları tatil ediyorsunuz ya. Çocuklar çok seviyor ama. Sibirya'da okulları tatil etmenin şartı nedir biliyor musunuz? -51'dir. -50'ye kadar okullar tatil edilmiyor. Yani ben Sibirya gibi olsa değil mi? İskandinav ülkeleri. İskandinav ülkelerinde hiçbir okulun açılmaması lazım. Baltık ülkelerinde hiçbir okulun açılmaması lazım. Şimdi zor şartlarda eğitim de eğitimin bir parçasıdır. Siz kendi tedbirsizliğinizi çocukları tatil ederek, onlara da hoş görünerek yerine getiriyorsunuz gibi bir yaklaşımım var. Bütün valilere bunu söyledim. Tabii öyle olmuş, kar yok. Muammer Bey de telaşlı ya işte Sayın Bakan'la iyice aramız açılacak diye diyor ikide bir pencerenin önüne gidiyorum diyor Allah'ım kar yaksın. Nitekim biraz kar diyor serpiştirmeye başladı oh be dedim. Şimdi böyle tabii ki bu salgın onun gibi değil ama hakikaten ya 2 santim kar yağıyor çocuklara okullar tatil. Kardeşim sen belediye ne için var? Devlet ne için var? Hani taşımalı eğitim, kırsal kesimde 1 metre kar yağmış bunu anlarım. Ama böyle ufacık kar yağdı. Bir de bu Twitter öyle kötü bir şey ki ya veya bu sosyal medya hesapları. Vali Bey tatil. Ya çok da güzel mesajlar atıyorlar ama çocuklar. Çok böyle çok espiritüel şeyler yazıyorlar. Şimdi biz sizi davet ederken bir video koyduk arada Abdülhamit'in, 2. Abdülhamit'in. Onlar komedi onlar. Ben onu daha önce ama şehzade yani. Sonra ne kadar komedi şimdi, olabilir? Osmanlı olsa yani yöneteceklerden biri olabilirdi. Allah bakın, korusun. Ben şunu söyleyeyim size. Bir kere biz iktidara geldiğimizde bana işte AK Parti Cumhuriyet düşmanı falan filan demişlerdi. Ben dedim ki yani eğer bugün saltanat dönemi olsaydı, padişahlık sistemi olsaydı ne Tayyip Bey başbakan olabilirdi, işte o zaman ne Abdullah Bey cumhurbaşkanı olabilirdi, ne de Hüseyin Çelik Milli Eğitim Bakanı olabilirdi. Şimdi bakın biz yani Kemalist Cumhuriyet'e karşı bizim bir tavrımız var ama Cumhuriyet'in kendisi bizim istediğimiz yönetim şeklidir kardeşim. Türkiye'de hangi gerizekalı affedersiniz çıkıp da şimdi ya bir hanedan aile olsun. O hanedan ailenin en büyüğü bizim padişahımız olsun veya kralımız olsun, şahımız olsun, emirimiz olsun, melikimiz olsun. Adının ne olduğu önemli değil. Sonra o vefat ederse onun mahdubu geri zekalı da olsa o da bizim padişahımız olsun. 4. Mehmet, Avcı Mehmet diye bildiğimiz Avcı Mehmet 4,5 yaşında padişah oluyor. Padişah olduktan sonra sünnet oluyor. Onun yerine naip olarak valide sultan idare ediyor. Şimdi tarihi tarihi şartlar içerisinde değerlendirilmiyor ama bugün eğer birileri hakikaten saltanatı özlüyorsa bir hanedanın fertleri arasında el değiştiren bir saltanatı özlüyorsa ben sadece onların aklına şaşarım. Başka bir yorum yapmak istemem. Bu kadar böyle mesela tarihi kutsamak diyeyim geçmiş. Mesela Abdülhamit bu dönemde çok fazlasıyla kutsanıyor. Dizisi var çünkü. Diziler var. Hiç tarih yani geçmiş 90'lı yıllara falan var mıydı 90'lı yıllarda Abdülhamit dizileri? Yoktu herhalde. Tabii. Yoktu. Bu dönemde bu kadar. Benim anlamadığım şey İslami kesim özellikle hani Abdülhamit'e neden bu kadar tapıyoruz? Neden bu kadar işte kutsuyoruz? İslam halifesi muamelesi yapılıyor. Nedir bu Abdülhamit hayranlığı? Hayır, İslam halifesi oldu doğru. Muamelesi yapılıyor değil. İslam halifesi. Ama şimdi öyle de yok. Ay, şu anlamda söylüyorum ben. İslam halifesi derken yani aslında hani Abdülhamit gayet modern bir insan. Yani çok yani, dini bütün bir şey oldu. Aynı size, veli gibi davranıyor. Evet. Şöyle müsaade ederseniz bir kere bizim biraz eğitim sistemimizle ve yetiştirilme şeklimizle ilgilidir. Bizim eğitimimiz lineer bir mantığa göre kurgulanmış. Yani düz mantık var. Ve biz bir şeyi ya severiz ya nefret ederiz. Ya aşığızdır ya nefret ederiz. Ya bir şey ya beyazdır ya siyahtır. Ya yaşasın ya kahrolsun. Ya doğrudur ya tamamen yanlıştır. Ya siyahtır ya beyazdır. Bizde ara ton yoktur kesinlikle. Evet. Dolayısıyla şimdi bu şundan kaynaklı. Biz
Önce bir aşık olacağımız bir obje oluştururuz, yaratırız. Aşk kusur göstermez. Birine aşık olduğunuz zaman onda kusur göremezsin. Evet. Nefret de hiçbir zaman için sevap göstermez. Nefret ettiğiniz insanın iyi tarafı da size kötü görünür. Bundan dolayı peki niye genel olarak Osmanlı tarihiyle ilgili bizim bakışımız şudur? Muhafazakar camianın Osmanlı'yı, Osmanlı tarihini kutsamasının sebebi Cumhuriyet döneminde İslami döneme karşı alınan tavırla ilgilidir. Cumhuriyet ilan edildikten sonra Osmanlı tarihi, Selçuklu tarihi yok farz edilmiştir. İslami dönem yok farz edilmiştir. Bir çeşit bir havan atlayışıyla Orta Asya'daki İslamiyet öncesi Türklük ön plana çıkarmıştır. Sümerler ya da... Evet. Mesela veyahut da Anadolu'daki eski medeniyetler Türklerin atası olarak tescillenmiştir. Kendimizce tescillenmiştir. Böyle olunca şimdi Osmanlı'nın sevabını da hata gösteren bir cumhuriyet dönemi var. Osmanlı'nın yaptığı bütün iyilikleri, bütün güzel şeyleri de yerin dibine sokan bir cumhuriyet anlayışı var. Hatta Ruşen Eşref Ünaydın'ın Atatürk'le bir röportajı var. Diyor ki 1928 veya 29 yılıydı. Yalova'daki Atatürk Köşkü'ne gittim. Atatürk'ü Mustafa Kemal'i çok endişeli buldum diyor. Sonra sordum paşam niye bu kadar endişeli görünüyorsunuz? Diyor dedi ki tarih felsefesiyle ilgili bir kitap okudum. Bütün huzurum kaçtı diyor dedi. Paşam nedir sizin huzurunuzu kaçıran? İşte cumhuriyet kuruldu, saltanattan kurtulduk, ülkeyi onarıyoruz, her şey iyiye gittiğimizi gösterirken sizin bu kadar bedbin olmanızın, meyus olmanızın sebebi ne diyor dedim. Bana dedi ki maddi potansiyelimiz yerinde ama manevi potansiyelimizin bataryaları boş dedi. Ben bir asker olarak bunu çok diyor iyi anlardım. Çünkü bir askeri ne kadar üstün silahlarla donatırsanız donatın, onun morali bozuksa o asker muzaffer olamaz, zafer kazanamaz. Biz diyor tarihteki büyük zaferleri bile görmemezlikten geldik. Cumhuriyeti pekiştirmek için bu milleti bin yıllık tarih hazinesine mahrum bıraktık gibi bir öz eleştiri yapıyor. İşte hangi soydan geliyoruz, tarihte kıvanacağımız varlıklarımız nelerdir, yeraltı ve üstündeki zenginliklerimiz nelerdir diyor. Ve bunları ortaya çıkaracak kurumlara ihtiyacımız var. Nitekim Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu bu endişelerin sonucu kurulmuş olan müesseselerdir. Peki yani bu dedikleri yapılmış mıdır? Tabii ki yapılmamıştır. Yani dil kuşa çevrilmiştir. Malum tarih anlayışı o şekilde hakikaten çarpık bir tarih anlayışı olarak kalmıştır. Şimdi bu bütün dildeki İslamiyeti çağıra, İslam kültür ve medeniyeti içerisinde elde edilmiş olan kelimelere bile düşmanlığı bir devlet politikası hat haline getiren bir Kemalist kültür anlayışı var. Yani efendim bir kelime Arapça, Farsçadan geliyorsa bunu atacaksınız, yerine uyduracaksınız biliyorsunuz. Böyle bir anlayış vardı bir zamanlar. Şimdi buna karşı muhafazakar camia reaksiyon gösterdi. Oldum olası Türkiye'de bizim politikalarımız reaksiyonlar üzerine kurulur. Yani aklın gereği değil. Ha birisi şu yanlışı yapıyorsa biz de onun karşısında bir başka yanlış yaparız. Şimdi Kemalistlerin Atatürk'ü kutsaması, ona ilahlık vasfetmesi neyse, bu nasıl bir çarpık tarih anlayışı ise Sultan Abdülhamit veya başka bir sultanla ilgili olarak bu tırnak içinde söylüyorum. Bu sublimasyon anlayışı, onu ilahlaştırma, onu kusursuz, hatasız, peygamberin üzerindeki vasıflara sahip bir insan gibi gösterme anlayışı da aynı çarpık tarih anlayışı. Ben resmi şunu, tarih aslında. Maalesef. Şunu yani ne demek istediğimi daha net anlatayım. Çünkü biraz herhalde anlaşılmadım. İslam halifesi derken yani bir Ebu Bekir, Hazreti Ömer böyle muamelesi yani kutsama, Hazreti Peygamber'in üstüne çıkartma. Oysa ki en nihayetinde bir devlet yöneticisi Sultan Abdülhamid. Ha, size ben katılıyorum. Bugün, evet, yani biz mesela bugün aynı şekilde Adnan Menderes'i de çok kutsuyoruz. Ondan böyle bir kahraman, kusursuz böyle bir kahraman. Yani Adnan Menderes asılmasaydı, böyle darbe olmayacak. Olmasaydı biz bugün başka bir Adnan Menderes'i konuşuyor olacaktık. Dolayısıyla hep böyle tarihe Atatürk'ü değerlendirirken de aynen. Yani başarılı bir komutan, milli mücadeleyi vermiş ama işte Cumhuriyeti kurarken çok büyük hatalar da yapmış. Hani devrimlerde biz hatalarıyla, sevaplarıyla bir türlü ona bakamıyoruz. Yani bu, peki, benim söylemek istediğim şey tam olarak buydu anladım. Yani. Bunu muhafazakarların genel olarak Abdülhamit algısı
ne zaman böyle kırıldı? Çünkü baktığımız zaman Abdülhamit döneminde pek çok tarikat lideri, işte cemaat lideri sonra olan işte Said Nursi, işte Erbil Esad Efendi, başka işte Mevlevi tarikatından, Nakşibend tarikatından pek çok isim ya hapse atıldı ya sürgüne gönderilmiş. İşte Elmalı Hamdi Yazır, işte Mehmet Akif, işte sayılabilir yani böyle Filibelli galiba, işte pek çok insan böyle Abdülhamit karşıtlığıyla aslında bilinen insanlardı. Normalde Abdülhamit'le ilgili hatıraların böyle olmaması lazım. Bütün bu tarikatları düşündüğümüzde, cemaatleri düşündüğümüzde. Bu nasıl? Biraz belki de onu da anlatmamız lazım. O da şundan, az biliniyor çünkü. Şundan oldu. Yani sadece Abdülhamit sadece Jön Türklerle tabii, tarikat ve cemaat liderleriyle de çok şöyle, şey yaptı. Şöyle Yıldıray Bey, müsaade edin onu söyleyeyim. Bir kere madde bir, Sultan Abdülhamit tahttan indirilmiştir. Şimdi biraz önce Menderes'le ilgili Elif Hanım'ın söylediği, Menderes eğer asılmasaydı, mazlum ve mağdur olmasaydı, belki bugünkü kadar bir sevgi, sempati seli olmayacaktı. Yani Menderes'i Menderes olarak değerlendirecektik, hatasıyla, sevabıyla. Bir kere Sultan Abdülhamit bir tahttan indirilmiştir. İki, bazı Ermeni komitacılar buna karşı suikast teşebbüsünde bulunmuştur. Sonra tahttan indirildikten sonra biliyorsunuz Selanik'e, sürgüne gönderilmiştir. Sonra arkasından gelenler de Abdülhamid'i aratan bir yönetim tarzı sergilemişlerdir. Bütün bunlar üst üste geldiği zaman, şimdi mağdur bir taraftan, işte daha sonra Türkiye'de çok ciddi başka sıkıntılara yol açacak Ermeni komitacıların suikast düzenlemek istediği adam. Efendim sonra tabii propagandalarla da bu süslenmiş. Hal fetvası da eline verenlerden birisi Selanik mebusu Emanuel Karasu. Öte taraftan sürgüne gönderilmiş, sonra gelenler de işte devleti bitirmiş, batırmış falan, bütün bunları bir tarafa getiriyorlar ve ortaya sizin dediğiniz kutsanmış Abdülhamit çıkıyor. Bir kere şunun altını çizmemiz lazım. Kendi döneminde, bakın bizim İslamcı diyebileceğimiz yazarlar, siz bir kısmını saydınız. Mesela Babanzade Ahmet Naim Efendi, evet. Filibeli Ahmet Hilmi Efendi, İzmirli İsmail Hakkı, Ferit Kam, Eşref Edip, Bediüzzaman Said Nursi, Mehmet Akif Ersoy, ve dediğiniz o birçok tarikat ileri gelenleri, Erbili'den tutun bilmem kime kadar, bunlar sırılsıklam Sultan Abdülhamid'e karşıdır. Peki, şimdi onlara da diyorlar ki, siz nasıl Ermeni komitacılarına karşı olduğu bir adama karşısınız? Peki şunun mantığını yerleştirelim. Bütün zıtlar otoriteye karşı birleşir. Dayak yiyenler birleşirler. Nefessiz kalanlar birleşirler ve bunların dini, mezhebi falan filan aranmaz. Şimdi düşünün mesela Jön Türkler Abdülhamid'e karşıydı değil mi, Sultan Abdülhamid'e karşı? Mesela Tunalı Hilmi Türkçüdür. Bunlar çok yakın, beraber çalışan insanlar. Abdullah Cevdet ateisttir. Mizancı Murat İslamcıdır. Ama üçü de Jön Türk'tür. Ve Jön, Sultan Abdülhamid'in devrilmesinde Ermeniler de işin içinde var. İslamcılar da işin içinde var. Jön Türklerin her kanadı işin içerisinde var. Hepsi beraber Abdülhamid'i devirmiştir. Bu şuna benziyor. Şimdi bu stüdyonun içerisinde üç tane adam kapatıyorsunuz. Biri Müslüman, biri Hristiyan, biri Musevi, Yahudi. Ve üç öğün dayak atıyorsunuz bunlara. Ve bunlara da kuru ekmek ve sudan başka bir şey vermiyorsunuz. O üçü kendilerini buraya kapatan otoriteye karşı birleşir mi? Birleşir değil mi? Buradan kurtulmak için birleşir. Ya sen nasıl Yahudi ile işbirliği yaptın? Sen nasıl Hristiyanla işbirliği yaptın? Denmez. İran Şahı'nı kim devirdi arkadaşlar? İran Şahı'nı Mollalarla komünistler beraber devirdi. Bakın Kürtler, Azeriler, Farslar, Ermeniler, Keldaniler, İran'da hepsi Şah'a karşı birleşti. Niçin? Çünkü Şah bir istibdat dönemi oluşturmuştu ve bir baskı dönemi oluşturmuştu. Savak insanların canına okuyordu. Nefes aldırmıyordu. Dolayısıyla Sultan Abdülhamit döneminde, bir kere bu şunun altını çizelim, Sultan Abdülhamit, şimdi ben Abdülhamit dönemine istibdat dönemi dediğim zaman benim de içinde bulunduğum muhafazakâr camia, ya nasıl böyle diyorsun diyor. Kardeşim ister devletin bekası için, ister saltanatın bekası için, ister hilafetin bekası için, ister şahsının bekası için, hangi amaçla olursa olsun Sultan Abdülhamit döneminde muhbirlik ve jurnal hayatın vazgeçilmezidir. Ve bir istihbarat ağı örülmüştür. Muhalifler önce havuç veriliyor. Susarsa mesele yok. Susmazsa arkasından sopa geliyor. Mesela Jön Türkler diyelim ki gazete çıkarıyor. Baş hafiye gidiyor şeye, Cenevre'ye.
oturuyor Mizancı Murat'la, evet, Abdullah Cevdet'le, Tunalı Hilmi'yle oturup pazarlık yapıyor. Diyor ki, iade edilmiş depodaki gazetelerinizi bile satın alıyorum diyor. Seni Madrid Büyükelçiliği'ne, seni efendim Paris Büyükelçiliği'ne atıyorum. Mizancı Murat'a sen dön. Mizancı Murat bir şey istemiyor. Yıldız Sarayı'na bir şey. Seni diyor, içerideki bütün Jön Türkleri, sürgündeki bütün Jön Türkleri affedecek diyor. Güzel yöntem aslında. Hayır, şimdi şu, mesele şimdi şu. Şimdi bugünle karşılaştırıyorum. Şimdi, ama bak, peki. Şimdi Sultan Abdülhamid gerçekten bunların hangisiydi? Bu şair Nedim'in bir gazeli var. Haddeden geçmiş ya nezaket yağlı bal olmuş sana, mey süzülmüş şişeden ruhsale al olmuş sana diyen beyitle başlıyor. Bir güzel anlatıyor ama yere göğe sığdırılamayan bir güzel, sizin hayal bile edemeyeceğiniz bir güzelden bahsediyor. Fakat en son beyitte diyor ki, yok bu şehir içinde senin vasfettiğin Dilber Nedim bir peri suret görülmüş, bir hayal olmuş sana. Yani bu şehirde öyle senin vasfettiğin bir güzelliği yok aslında. Sana bir peri yüzü görülmüş, sana bir hayal olmuş. Şimdi böyle bir Abdülhamid tarihte hiçbir zaman yaşamadı. Şimdi peki yani bizim bugün Türkiye'de anlatılan o Abdülhamid var mıydı? Ben mesela bana sorarsanız ben Kızıl Sultan da demem. Ulu Hakan Cennet Mekan Abdülhamid Han Hazretleri de demem. Ben Sultan Abdülhamid derim. Sultan Abdülhamid etten kemikten yaratılan bir insandı. Onun da korkuları vardı, onun da endişeleri vardı, onun da geleceğe yönelik tasavvurları vardı. Geçmişten kalan üzerinde tesirler vardı, geçmişe dair efendim kötü ve iyi hatıraları vardı ve insandı. Bakın bu şey vasfı, ismet vasfı peygamberlere hastır, günahsızlık vasfı. Hiçbir padişah günahsız falan değil, halife-i ruh-i zemin bile olsa. Bu hilafet meselesinde bir şeyi tespit etmemiz lazım. Bakın Hazreti Peygamber kendinden sonra haşa peygamberliği tevarüs ettirecek, miras olarak bırakacak bir halife bırakmadı. Hazreti Ebubekir İslam devletinin başıydı. Hazreti Ömer başıydı, Hazreti Osman başıydı, Hazreti Ali başıydı. Onlar peygamberden sonra geldi diye halife oldular. Onun halifesi ondan sonra gelen oldular. İslam dinindeki hilafet müesseseleri ruhani liderlik değildir, siyasi liderliktir. Ruhani lider değil, bakın papa gibi değil kesinlikle. Orada eğer Şeyhülislam var, meşihat makamı var. Şeyhülislamlık makamı var. Sadaret var. Dünya işleri sadarette yönetilir. Meşihat makamı dini meseleleri yönetir ve padişah oradaki Müslüman toplumun ve kendi yönetiminde Müslüman olmayan toplumların dünyevi lideridir, dini lideri değildir. Yani bir ruhani liderlik değil. Bunu tespit eder. Sonra peki bu çığırından çıkmış mı? Mesela Sultan Abdülhamid için en çok kullanılan vasıflardan birisi zillullah'tır. Nedir biliyor musun zillullah? Allah'ın yeryüzündeki gölgesi. Camilere falan da asılıyor. Tabii tabii. Ya peki kardeşim ya Allah billah aşkına Hazreti Peygamber, kainat yüzü suyu hürmetine yaratılan Hazreti Peygamber kendisine zillullah demiş mi? Haşa ve kella. Yani peygambere, ahir zaman peygamberine biz zillullah demezken ya bunlar kim oluyor ki biz onlara zillullah diyoruz ya? Böyle bir şey olabilir mi? Bir de bugünkü çizilen Abdülhamid portresi böyle biraz şey gibi yani sanki bir... Veli. Evet. Veli. Veli evet ama Abdülhamid tabii bambaşka bir hayatı olan biri. Niye böyle? Sebep şu. Şimdi sadece o da değil yani Abdülhamid'in kendi kişilik karakteriyle de mesela Payitaht İstanbul diye bir dizide Abdülhamid'e tokat filan. Evet. İngiliz elçisine. İngiliz evet. Elçisine. Şimdi oraya gelelim. Şimdi, bak, mesela oraya gelelim. Sizin 11 tane yazı yazmıştınız siz. Şu anda önümde de açık. İngilizlerin için sığındı diye. Geleceğim oraya. Oraya geleceğim. Bakın niye? Bir de niye bizim muhafazakar camia mesela diyelim ki Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz değil de Sultan biraz önce söyledim bir kere bu mağduriyetleri vesaire Sultan Abdülhamid'le ilgili. İkincisi bizim muhafazakar camianın tarih anlayışı büyük çapta Necip Fazıl'dan miras almış bir tarih anlayışıdır. Necip Fazıl, Allah rahmet etsin, tabii herkesin sustuğu, pıstığı dönemde çok büyük hizmetler etmiş olan bir şairdir ve büyük şairdir bence. Mesela onun Çile kitabının çoğu benim ezberimdedir. Yani başta Sakarya türküsü, zindandan Mehmet'e, mektuptan, Çile'den tutun birçok şiiri ezberimdedir. Keşke ancak, sadece şiirlerini okusaydım. Ancak Necip Fazıl ne kadar iyi bir şairse o kadar kötü bir ideolog ve siyaset adamıdır. Tarihçi aynı zamanda. Evet, tarihçi. Şimdi
İşte o sublimasyona, yani Necip Fazıl, biliyorsunuz şairler de daha çok duygu ön plandadır. Duygu aklın önündedir. Biliyorsunuz Eflatun o kurduğu hayali cumhuriyette şairleri almıyor. Onlar hayalperesttir diye almıyor bunu. Haşa, bütün şairleri böyle hayalperestlikle suçlamıyor ama şairlerde duygu ve gönül aklın önündedir. Necip Fazıl'ın yazdığı Ulu Hakan Abdülhamid Han kitabı bizim muhafazakar camianın yürüdüğü zemin olmuştur. Sonrakileri saymıyorum. Yani sonra böyle bu yani isimlerini bile zikretmek istemiyorum. Bazıları böyle çıkıp da televizyonlarda böyle şovmenlik yapanları saymıyorum. Şimdi oradan yürüyerek muhafazakar camianın bir hayalinde bir Sultan Abdülhamid imajı oluşturuldu. Bir kere şunu madde bir. Şimdi şuradan başlayalım. Sultan Abdülhamid bir darbe sonucu iktidara gelmiş bir padişahtır. Evet. Birinci Meşrutiyet. Evet. Sultan Abdülaziz rivayete göre biridir intihar ediyor. Biri efendim, bazı tarihçiler diyor ki katledildi. Sultan Abdülaziz tahttan indirilmiştir. Tahttan indirildikten sonra da işte ya katledildi veya intihar etti. Amcası. Tahttan indirildikten sonra yeğeni Sultan Abdülhamid'in abisi 5. Murat tahta çıkarılıyor. Ve bu deli meli dedikleri 5. Murat, bu darbeyi yapanların bir talep listesi var. Bunlar hiçbirini yapmıyor. Ve hastaneden bu delidir diye rapor alıyorlar. 93 gün sonra onu da indiriyorlar. Sonra ya pazarlık sonucu, Sultan Abdülhamid darbecilerle yaptığı bir pazarlık sonucu padişah oluyor. Bir kere bunu tespit eder. Darbeciler de ama evet. Meclis ve anayasa istiyorlar. Tabii evet. Ayrı bir olay ama neticede ne istedikleri mesele değil. Meclis ve anayasa istiyorlardı ve Sultan Abdülhamid gelince kanun-u esasiyi ilan etti ve meclisi de açtı. Fakat bizim İslam tarihinde cari olan bir şey var. Yani Avrupa'da da bu vardır da, krallar, kraliçeler arasındaki hakim kavgiyat kavgaları falan var. İslam toplumlarında cari olan bir şeydir. Bunun en tipik örneği Ebu Müslim Horasani'dir. Ebu Müslim Horasani, biliyorsun Emevilerin iyice çıldırdığını, kudurduğunu görüyor. Biliyorsun Hazreti Peygamber'in torununu bile katlettiler. Ebu Müslim Behte ordusu topluyor ve gidip Emevileri uzaklaştırıyor. Abbasi devletinin kurulması sağlıyor. Doğru mu? Doğru. Fakat Abbasiler şundan korkuyorlar. Ya bizi buraya getiren, bizi iktidara getiren adam buradan götürebilir de. Ve Abbasilerin ikinci halifesi Mansur, Ebu Müslim'i ağırlama numarasıyla Bağdat'taki saraya çağırıyor. Ondan sonra içeriye geçerken kapılar kapatılıyor, cellatlar üzerine salınıyor. Ebu Müslim'i paramparça edip Dicle Nehri'ne atıyorlar. Şimdi bak, bunu buraya bırakın. Şimdi Mithat Paşa'ya gelecek. Sultan Abdülhamid'i padişah yapan Mithat Paşa'dır. Ve beğenin veya beğenmeyin, tabii onu da hata kusurlarına, kaprislerine, hatalarına göre tasnif edebilirsiniz. Mithat Paşa o dönemin yetişmiş en iyi devlet adamıdır. İster beğenin, ister beğenmeyin. Mithat Paşa sadrazamdır, Sultan Abdülhamid padişahtır. Ve dirayetli bir sadrazamdır Mithat Paşa. Sultan Abdülhamid bir süre sonra ikili oynamaya başlıyor. Tersane konferansı toplanıyor İstanbul'da. Lord Salisbury geliyor İngiliz murahası olarak. Bu acaba biz Osmanlı-Rus savaşını önleyebilir miyiz'in bir çabasıdır bir çeşit. Sultan Abdülhamid Mithat Paşa'yı çağırıyor, diyor ki İngilizlerin kesinlikle şu talepleri asla kabul etmeyeceksin. Mithat Paşa da kesin bir dille, padişahtan aldığı emirle bunları kabul etmiyor. Lord Salisbury bu sefer geliyor, Sultan Abdülhamid'le görüşüyor. Sultan Abdülhamid ona diyor ki ya ben aslında bu dediklerinizin hepsini kabul ediyorum ama Mithat buna mani oluyor, diyor. Şimdi diyeceksin ki bunu nereden biliyorsun sen? Ben burada size söylediklerimin hepsinin ya Osmanlı arşivinde karşılığı var, ya İngiliz arşivinde karşılığı var. Ben belgelere dayalı konuşuyorum. İzleyicilerimizin belki bazıları bilmeyebilir. Siz yani siyasete girmeden önce akademisyen dediniz. Evet. Ve Ali Suavi diye çok bilinen bir kitabınız var. Başka eserleriniz de var ama en çok bilineni o. Bu dönemi en iyi bilen isimlerden birisiniz. Evet. Onu teşekkür da kayıtlarına... Şimdi Mithat Paşa ve Abdülhamid sistematik bir şekilde Batılı ülkeler nezdinde Mithat Paşa'yı uzlaşmaz, uyuşmaz, asla diyaloğa yanaşmayan, başına buyruk, burnu havada bir devlet adamı olarak takdim ediyor.
Ve sonunda Mithat Paşa işte devlete reform yapmak istiyor, birçok şey yapmak istiyor. Bunların hepsine Sultan Abdülhamit tıkaç oluyor. Bir süre bir çeşit küskün olarak evine çekiliyor. Sultan Abdülhamit haber gönderiyor. Gelsin bütün dediklerini yapacağım diyor. Ve gelince hazır olan orada kolluk kuvvetleri var. Eline kelepçeyi vuruyorlar. Sürgüne. Şey, tabii bakın şimdi burada şeyin de bir günahı var. Mithat Paşa'nın. Mithat Paşa Kanuni Esası'yı hazırlama komisyonu başkanıdır. Eğer birine tuzak hazırlarsanız o tuzağa siz düşersiniz. Mithat Paşa'ya orada Mithat Paşa 113. maddeyi koyuyor. 113. madde şudur. Padişah istediği zaman istediği devlet adamını istediği yere sürebilir. Mithat Paşa'nın da amacı hani İstanbul'da kendi muhalifi olan devlet adamlarını sağa sola sürecek, oturup İstanbul'da ayağını uzatıp hep böyle olur. Satrazamlık yapacak. Başkası için hazırladığın senin ayağın doğru. Aynen öyle. Ve Abdülhamit ilk defa 13. maddeyi Mithat Paşa'ya uyguluyor. Ve Mithat Paşa hikaye uzundur. En sonunda Taif'te bir zindanda boğdurularak öldürülüyor. Evet. Peki şimdi Elif'in söylediği şeye doğru gelelim isterseniz. Çünkü Abdülhamit'in İngilizlere, sizin anlattığınız bu meselenin de çerçevesinde İngilizler çok yakın olduğu bir dönem var. İstanbul'daki İngiliz Büyükelçisi Layard'la da çok yakın görüşüyorlar. Bu Türkiye'de az bilinen bir tarafı Abdülhamit'in. Çünkü genel olarak işte biz onu zaten dizilerde zaten tokat atıyor Büyükelçi'ye de. Hani genel olarak bu ilişkinin iyi olduğu dönem az biliniyor. Siz bunu hem kitabınızda yazdınız hem de verdiğiniz röportajlarda da bu yazılarda da anlattınız. Biraz o dönemi anlatın bize. O ilişki nasıldı? Aralarındaki ilişki nasıldı? Ve tabii sizin bildiğiniz o Ali Suavi'nin ayaklanması sonrası neler yaşandı? Onu tekrar bu arada bir şey daha söyleyeyim. Mesela bu biraz önce Lord Salisbury'nin Sultan Abdülhamit'le görüşmeleri, bu ikili oynamalar falanla ilgili. Mesela bu Osmanlı arşivi şimdi dijital ortama aktarıldı. Orada İngiliz Büyükelçisi Henry Layard ve Mithat Paşa ile ilgili anlattıkları diye bir şey yazsın. Basit aramadan 3-5 kelime yazsınlar. Nusret Paşa'nın dönemin devlet adamlarından ki bu raporu getirip Sultan Abdülhamid'e arz etmiştir. Layard'da bir konuşması var. Layard bunların hepsini teyit ediyor. Mithat uzlaşmaz, uyuşma. Abdülhamid'in buradaki amacı şuydu. Hani Sultan İngilizleri kandırmış aslında. Hayır, şeye Mithat Paşa'ya bir yaptırım uygularsa Avrupa'dan bir tepki almamak istiyor. Yani Mithat Paşa zaten iyi ki bundan kurtulduk gibi bir Sultan Abdülhamid bir kere sıradan bir adam değil. Sultan Abdülhamid diplomasiyi iyi bilen bir adamdır. Yani kartları iyi oynayan bir adamdır. Bunu bir kere kabul yani edelim. Yani o dizideki öfkeli ve böyle gelelim, şey konuşan adam değil. Gelelim gücünü kullanmak gelelim İngilizlerle olan değil. İlişkilerle. Evet. Bir kere Sultan Abdülhamit 1876'da padişah oldu. 1877-78'de Osmanlı-Rus 93 Harbi. Yani Rumi 93 Harbi seyircilerimizden bilmeyen olabilir. Niye 93 Harbi? Çünkü Rumi takvime göre 1293'te bu savaş patladı. Onun için 93 Harbi diyebilir. Yani gençler bu not alsın. ÖSS'de de sınavında çıkabilir evet. Bu. Şimdi Sultan Abdülhamit bu savaş esnasında biliyorsunuz sürekli mutlaka İngilizlerin kendisine yardım edeceğini, şeylerin Rusların daha fazla ilerlemelerine mani olacaklarını düşünüyor. Fakat İngilizler de bir türlü kıllarını kıpırdatmıyorlar. 1878'de işte Galatasaray Lisesi'nin müdürlüğünden alınan Ali Suavi, bir 300-500 muhaciri başına toplayarak bir saray darbesi yapmaya kalkışıyor. Çırağan Sarayı'nı basıyor. Orada öldürülüyor. Bu aynı zamanda Ayasofya'nın hatiplerinden biri değil mi? Tabii tabii yani çok ulemadan birisi. Sarıklı ihtilalci diye bilinir falan. Ali Suavi ile ilgili benim iletişim yayın evinde çıkan kitabım 800 sayfa. Onun yakında ikinci baskısını yapacağız. Bütün bu dönem hem İngiliz arşivinden hem Fransa arşivinden hem Osmanlı arşivinden belgelerle bu dönem anlatılıyor. Yani kitabın propagandasını yapmak için bunu söylemiyorum. Zaten yeni belgeler de olacak. Evet. Yeni evet bu sayıda yeni belgeler de bu baskıda olacak. Şimdi tabii Sultan Abdülhamit yapısı itibariyle zaten çok evhamlı. Yani Osmanlı padişahları içerisinde en evhamlı padişah Sultan Abdülhamit'tir ve bu evhamından dolayı bir kere hiç kimseye güvenmiyor. Bu saray bu böyle bir şey de olunca bu çok önemli. 22 Mayıs bu saray darbesi 21 Mayıs'ta oluyor. 22 Mayıs'ta İngiltere'nin İstanbul Büyükelçisi o zaman Tarabya'dadır. Çağırıyor huzuruna Sultan Abdülhamit. Bir de bu küçük bir ek yapmak gerekirse burada Osmanlı çok kötü bir şekilde yenilmiş durumda. Balkanlarda büyük sorunlar var. Tabii. Göçmenler İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da yüz binlerce göçmen var. Evet. Yani aç susuz sokaklarda. Yani İstanbul
perişan bir vaziyet. Ali Suavi de Filibeli, orada Filibeli insanlar da var. Hayır, kendisi Filibeli değil ama orada görev yapmış. Filibe'deki evet, insanlarla bir birlikteliği var. Neyse bu muhacirlerle böyle bir şey yapıyor. Fakat Sultan Abdülhamid'in ruh dünyasını alt üst ediyor bu. Çağırıyor Büyükelçi'yi. Diyor ki bu sadece Ali Suavi'nin ve birkaç yüz muhacirin bu yaptığı bir şey değil. Bunun içinde yüksek bürokrasi var. Bunun içerisinde askerler var. Bana, beni ve beni buradan indirecekler. Çoluk çocuğumla beraber Topkapı Sarayı'nın loş odalarına kapatacaklar. Ben buna tahammül edemem diyor. Bana ve aileme karşı daha ileri bir şey olursa Majeste Kraliçe beni korur mu diyor. Victoria o zaman İngiltere Kraliçesi. Layard da diyor ki bunu benim Londra ile konuşmam lazım diyor. Ve gidiyor. Onların Cypher dedikleri bir şifre sistemi var. Dışişleri Bakanı ile Kraliçe ile görüşmeler yapılıyor ve dönüyor. 24 Mayıs'ta Sultan Abdülhamid'e diyor ki Majeste Kraliçe, Majeste Sultan'ın sadece şahsını ve ailesini değil, Küçük Asya'daki bütün topraklarını korumaya taliptir. Yani Anadolu'daki bütün topraklarını korumaya taliptir. Tabii bu memnun ediyor padişahı. Fakat Layard arkasından diğer kartı çıkarıyor. Diyor ki malumunuz bizim Girit Adası'ndan, Malta Adası'ndan donanmamızı sevk etmemiz, manevra yapmamız çok zordur. Yani İngilizlere karşı burada bir güç oluşturabilmemiz için bizim Kıbrıs'ı üs olarak kullanmamız lazım diyor. Ve Sultan Abdülhamid dönemin başbakanı Sadık Paşa'yı çağırıyor. Saffet Paşa'yı, Dışişleri Bakanı'nı da yanına al. Layard'la beraber bu meseleyi halledin diyor. 24 Mayıs 1878'de bu görüşme yapılıyor. Ve 4 Haziran 1878'de biz Kıbrıs'ı İngiltere'ye verdik. Sonra Sultan Abdülhamid'in Osmanlı arşivindeki bir layihası var. Benim diyor çok hasta olduğum, çok moralimin bozuk olduğu bir dönemde Layard geldi. İşte bana böyle böyle bir teklifte bulundu. Bu Kıbrıs meselesi oldu bittiye gitti diyor. Bunu yeniden görüşün, tekrirde müzakere edin falan filan ama yani Bağda harabul Basra, Basra harab olduktan sonra. Kitabınızdaki telgrafta bayağı Abdülhamid işte dışarıda bir takım sesler duyuyor, penceresine bakıyor. Evet. Bir korku içerisinde. Buradaki görüşmede bir detay var. Diyor ki benimle görüşürken diyor, hiçbir bakanı almadı. Eskiden Küçük Said Paşa'yı mütercim olarak yani tercüme yapmak için alırmış. Bu sefer onu da almadı. Diyor Rum doktoru Doktor Mavruyeni diyor aldı. Doktor Mavruyeni ben ve padişah baş başa görüştük. Bir sonraki görüşmede de sadece Doktor Mavruyeni var. Başka hiç kimse yok. Onlarla görüştük. O bütün detaylar 40-50 sayfalık bir rapor o. Bir de şey evet, var. Aslında somut olarak bir şey de yapıyor İngilizler değil mi? Bir zırhlıyı getiriyorlar. Helikon zırhlısı mıydı? Hemen tabii Layard bunun üzerine İzmit Körfezi'nde demirlenmiş olan İngiliz donanması, hani Ruslar daha ileri gider düşüncesiyle İzmit Körfezi'nde demirlenmişler. Çünkü burada Osmanlı'yı çok sevdiği için değil İngilizler. Bir güç dengesi var. Yani güçler kapışıyor, imparatorluklar kapışıyor. Ve Layard'ın isteği üzerine Helikon Deniz Bakanlığı'na, oradaki işte İngiltere'deki Deniz Bakanlığı'na bir telgraf çekiyor. Benim kitapta bütün bunlar var. Evet. Diyor ki Büyükelçi Helikon gemisinin Ortaköy açıklarında demirlenmesini istiyor. Herhangi, in case of any conspiracy diye lafı geçiyor. Herhangi bir şey esnasında padişaha karşı yapılacak komplo, bir hareket, bir komplo esnasında padişahı bu gemiyi almak üzere orada demirlenmesini istiyor. Ve oradan onay geliyor. Helikon gemisi gelip Ortaköy açıklarında bekliyor. Bunlar dizide yok. Tabii bu tabii ki. Şimdi diziye gelelim. Size tokat attı. Şimdi bakın Yıldıray Bey. Mesela bugün Biden mesela Mozambik Büyükelçisi'ne bir tokat atarsa. Bunamış denir yani. Hayır ya, derler ki ya bu adam manyak derler. Bunamış derler. Bir devletin başkanı başka bir ülkenin büyükelçisine tokat atar mı? Yani siz böyle bir şeyi yaparken siz Sultan Abdülhamid'in ile iyilik mi yaptınız mı düşünüyorsunuz? Aksine Sultan Abdülhamid diplomatik nezakete son derece önem veren bir adam. Kibar, ve bütün gelen el sadece büyük elçileri değil, büyük elçilerin hanımlarını hediyeye boğan bir adam. Sigara ikram ediyor. Sigara ikram ediyor, kendi elinden ediyor. Ve işte dahasını söyleyeyim. Mesela İngiliz dönemin İngiliz Büyükelçisi'nin elçiliğinin baş tercümanı var. Alfred Sandison diye bir adam. Bu çok meşhur birisi. Mesela arşive girin, Alfred Sandison'la ilgili yüzlerce belge bulursunuz. Sandison'un karısına bilmem ne nişanı veriyor. Ya şimdi kendisine değil bakın, baş tercüman. Bırakın büyükelçi değil. Bunların Dragoman diye geçiyor isimleri. Buna büyük hediyeler veriyor ya. Yani böyle şimdi sen tutup da dizide buna tokat attırıyorsun. Sonra peki ne oldu da
İngilizlerle bu kadar yağlı ballıyken iş niye değişti? Sebep şu. İngiltere'de bu dönemde Osmanlı-Rus Savaşı esnasında konservatif parti iktidar, yani muhafazakar parti iktidarda evet. ve Benjamin Disraeli başbakan. Disraeli, rakibi Liberal Parti'nin genel başkanı Gladstone'un Türkler aleyhindeki kampanyalarını biliyor. 1876'da Bulgar isyanı çıktığı zaman Osmanlı Devleti oraya müdahale evet. ediyor. Gladstone o kadar iliklerine kadar Türk ve Müslüman düşmanı ki, mesela ilk kitabının adı Bulgarian Horrors. Bulgar dehşeti. Katliamı evet. Ve katliamı. Orada bu barbarları Orta Asya'nın steplerine sürmemiz lazım diyor. Sonra The Lessons in the Massacre diye ikinci kitabını yazıyor. Yani katliamdaki dersler. Bunların bu yazarı, bu kitapların yazarı bir partinin genel başkanı William Gladstone. Evet. Sonra başbakan oldu. Şimdi William Gladstone 1880'de seçimi kazandı. Ve konservatifler yani muhafazakarlar gittiler. Liberaller geldiler. Gladstone da başbakan oldu. Sultan Abdülhamit isteseydi de Gladstone'la iyi geçinemezdi. İsteseydi de ona yakın olamazdı. Gladstone da ona, çünkü Gladstone zaten gelir gelmez ilk icraat 1881'de Mısır'ı işgal etti ve arkasından ilhak etti. Biz de bir protesto notasıyla yetinmek zorunda kaldık. Bir de şu şeyde sonra İsrail özür dilerim. Sonra Sultan Abdülhamid'in politikası yavaş yavaş Avusturya Macaristan İmparatorluğu'yla da böyle bir yakınlık içine giremezdi. Avusturya Macaristan İmparatorluğu da başta Bosna Hersek olmak üzere bizim Rumeli'deki diğer topraklarımızda gözü olan ve bunun için çabalayan bir ülke. Sultan Abdülhamit Almanlarla daha sıcak ve yakın ilişkiler kurmaya başladı. Mesela İttihatçılar Almanlarla birleştiler, bizi Birinci Dünya Savaşı'nda savaşa soktular, perişan ettiler falan diyoruz ya. Evet. Aslında o da Almanlarla bu derece olan içli dışlılık, bu derece yakınlık, onların ordu içerisinde etkili olması Sultan Abdülhamit döneminde başlamış bir şeydir. İttihatçılar bunu devralmış. Şimdi evet. yiğidi öldürelim, hakkını yemeyelim yani. Evet. Bu İsrail meselesi, yani Siyonistlerle olan ilişkisi, Theodor Herzl'in terslemesi, bu aslında sadece Türkiye'de değil, Arap dünyasında da Abdülhamit'le ilgili bir böyle... onun iyi anılmasına neden olan bir şey. Yani Theodor Herzl ondan toprak istiyor ve o da reddediyor. Hatta bir sürü efsaneler var bu konuda. İşte asla alamazsın ben buradayken diyor. Fakat aslında Theodor Herzl'le ilişkileri, Rothschild ailesi ilişkileri tam böyle anlatıldığı gibi de değil. Yani biraz da onu Şimdi Rothschild ailesiyle ilgili bir kitap çıktı. Bu evet, bir iki akademisyenin hazırladığı bir kitap. Tepeden tırnağa bunları anlatıyor. Sultan Abdülhamit Rothschild ailesiyle çok yağlı ballı görüşüyor. Bunlarla karşılıklı hediyeleşmeleri var ve onlar da hatıralarında Sultan Abdülhamid'den son derece nezaketli, son derece beyefendi bir insan olarak söz ediyor. Rothschild'lerden bir tanesi de Siyonist harekete yakın. Tabii. Ve bunlar da Musevi bir aile biliyorsunuz. Ayrıca Sultan Mahmud'dan beri bu münasebet devam ediyor. Yani Rothschild'lerin münasebeti Sultan Abdülhamid. Borç alıyorlar. Tabii. Mesela Sultan Abdülmecid, ki Sultan Abdülhamid'in babasıdır biliyorsun, Sultan Abdülhamid onların amcasıdır. Sultan Abdülhamid'in babasının biliyoruz bizim ilk aldığımız borç 1853-54 Kırım Savaşı dolayısıyladır. Ve o günden itibaren bu aileyle bizimkilerin çok sıkı fıkı ilişkisi var. Onu ötesine geçelim. Hani biraz önce siz dediniz ya çok modern bir insandı. Sultan Abdülhamid tabii ki işte Müslümanların halifesiydi, halifelik gibi bir sıfatı vardı ve İttihad-ı İslam politikası gidiyordu. Yani İslamcılık politikası gidiyordu. Bu Abdülhamid'in böyle iliklerine kadar dindar olmasından kaynaklanmıyordu. Bu pragmatist bir politikaydı, faydacı bir politikaydı. Çünkü İngiltere Hindistan'a hakimdi ve Hindistan'da işte şimdi bak bugün oradan iki bağımsız devlet çıktı. Bangladeş ve Pakistan, onlar Hindistan'dan ayrılan Müslümanlardır. Hindistan'ın içerisinde şimdi neredeyse 100 milyon Müslüman var. Ve bugün Commonwealth'ın üyesi olan 53-52 devlet var İngiltere hariç. Bunun 17-18'i İslam devletidir. Ve Müslüman dünyasına İngilizler hakimdir. Sultan Abdülhamid onlarla yakın ilişki kurarak bir çeşit bir balans ayarı yapıyor. İngilizlerle bir şey yapmaya çalışıyor. Yoksa böyle bu çok tepeden tırnağa dindarlıktan falan kaynaklanan bir şey değil bu. Önce bir kere bunu bakın siyasal İslam'la bakın bir şey belirleyelim. Arkadaşlar ben dinci tabirinden eskiden çok nefret ederdim ve hiç hoşlanmazdım. Çünkü
genellikle Kemalistler, ateistler, Marksistler inanan Müslüman insanlara karşı bu ifadeyi kullanıyorlardı ve hepimizi rahatsız ediyordu. Sonra onlara hak mı verdi? Hayır, onlara hak vermedi. Fakat şunu ayırmamız lazım. Dindar insan kendi dininin kurallarına göre yaşamaya çalışan insandır. Dindar insan kendi dini için dünyasını feda eder. Fakat dinci adam kendi dünyası için dinini gerekirse feda eder. Çok iyi bir ayrım oldu. Yani siyasetçi ise onu günlük siyasetinin aleti yapar. Tüccarsa kendi ticaretine alet eder. İşte akademisyense kendi işte rütbesine, bürokratsa o rütbesine, mevkine alet eder. Bunun adı, bakın bu başka bir şey. Yani siyasal İslam ile dindarlığı birbirine karıştırmamak lazım. Bunu bir kere ayıralım. Sultan Abdülhamit bu yönüyle İslamcı bir politika yürütüyor. Fakat Sultan Abdülhamit'in şimdi çevresine bakıyorsunuz. Başı kelimesiyle ifade edilen kim varsa Sultan Abdülhamit'in etrafında gayrimüslimdir. Mesela Abdülhamit şehzadeliğinden beri çok mal yığan bir insandır. Böyle para pula çok merakı olan birisidir. Agop Paşa onun şeyidir. Yani finansman danışmanıdır veyahut da ona biz ne diyor? Onun bankeridir onun. Ve bu hep böyle kalmıştır. Olağanüstü bir servete sahip olmuştur Sultan Abdülhamit. Bütün saltanatı boyunca ülkede nerede kupon bir arazi varsa onu kendi üzerine geçirmiştir. Kupon denmiyor tamam şimdi. Ha, neyse yani ben şimdi bilinen tabirini söylüyorum. Nerede kıymetli bir çiftlik arazi varsa Sultan Abdülhamit'in sonra önce vatan milleten malı olanları kendi üzerine geçiriyor. Sonra da mesela bir deprem oldu, bir yangın oldu. Gazetelerde boy boy padişahımız efendimiz işte Zulullah yeryüzündeki Allah'ın gölgesi, Haşmet Mab, devlet diyor falan ne derseniz şuraya şu kadar ihsanda bulmuştur, şu kadar yardımda bulmuştur gibi ifadeler var. Şimdi sonra diyorlar ki ya vefat ettiği zaman 1918'de bir şeysi yoktu. Çünkü Sultan Abdülhamit tahttan indirildikten sonra malları hazineye devredildi. Şimdi bunu bir kere belirtelim. Şimdi bakın dediğim gibi bankeri bu. Artin Dadyan Paşa Abdülhamid'in Dışişleri Bakanı'dır. Sava Paşa birisi Ermeni biri Rum'dur. Ki, yani bunlar bizim vatandaşımız da bunu yadırgadığım için söylemiyorum. Bugünkü İslamcıların çizdiği Abdülhamid politikasıyla, Abdülhamid tiplemesiyle tarihteki gerçek Abdülhamid'i mukayese etmek için söylüyorum. Artin Dadyan Paşa Dışişleri Bakanı'dır. Sava Paşa önce Galatasaray Sultanisi'nin müdürüdür, sonra efendim Cezayir-i Bahri Sefi'de vali olmuştur, sonra Dışişleri Bakanı olmuştur. Şimdi öte tarafta mimarbaşı koltuğunda hep Balyan ailesinden birisi var. Başta Serkis Balyan olmak üzere Balyan ailesi var. Kitapçı başısına bakıyorsun, işte Teodor Kasap'tır kitapçı başısı. Hangi dediğim gibi başıyla ifade edilen etrafta şimdi hekim başısına bakıyorsun Doktor Mavriyeni'dir. Etrafı böyle. Sarayda ilk defa bir tiyatro kurup çoluk çocuğuyla beraber Avrupa'da işte gündemde olan opera ve operetleri sarayında ilk sergileyen ve bunları seyreden çoluk çocuğuyla beraber Sultan Abdülhamit. Hatta böyle özel bir İtalya'dan bir ekip geliyor. Şimdi, aile Arthur. Amcasıyla çıktı Avrupa gezisinin biraz değil mi bu batıya? Hani amcası ona öğretiyor zaten evet, bu klasik müzik şeyini. Evet. Seyahatlerin onda hatta bir yarattığı Avrupa. Hatta operetlerden şeyleri falan var böyle. Evet. Kombine biletleri evet, falan evet, var. Evet. Şimdi gelelim şey tarafına. Şimdi bakın Sultan Abdülhamit böyle bir Sultan Abdülhamit. Bu Theodor Herzl'e doğru. Hayır şimdi Theodor Herzl'e öyle söylendiği gibi sana bir karış toprak vermem, bir karış falan. Bunlar hepsi efsane. Theodor Herzl de diyor ki ya böyle hepiniz oraya Filistin'e falan filan değil. Mesela oraya Kuzey Irak'ı teklif ediyor. Eyvah herkes hayal kırıklığına uğrayacak. Hayır Kuzey Irak'ı. Hayır evet. Herzl'e Kuzey Irak'ı teklif ediyor. Yani şey Sultan Abdülhamit orayı teklif ediyor. İzleyenler hayal kırıklığına uğrayacak. Ha, Rothschild ailesiyle dediğim gibi sonuna kadar muhabbetleri iyi gitmiştir. Ve Musevilerin Sultan Abdülhamit'le hiçbir problemi yok. Sultan Abdülhamit de gelen dediğim gibi ister Musevi, ister Ermeni, ister yabancı misafirlerine karşı son derece kibar bir sultana yakışan bir tavır sergiler. Şimdi gelelim şuna. Mesela hep söylenen bir şey var. Ya Sultan Abdülhamit zamanında bir karış toprak verilmedi. Ben diyorum ki ya arkadaş siz hangi tarihten bahsediyorsunuz? Sultan Abdülhamit yazıyorum. Sultan Abdülhamit döneminde bizim kaybettiğimiz Kıbrıs'ı biraz önce söyledim. Kaybettiğimiz topraklar şu andaki Türkiye'nin iki katından fazladır. Şu andaki Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının iki katından daha fazladır. Bunu geçiyorum. Efendim Sultan Abdülhamit ekonomiyi çok idare etti, diğerleri borç batağına batırmıştı. Ben size açık bir şey söyleyeyim. Yani bunu tabii
Abdülhamit ekonomiyi devraldığı zaman zaten berbattı. Şimdi bütün o haksızlık yapmayalım Sultan Abdülhamid'e. Amcası Sultan Abdülaziz moratoryum ilan etmişti. Yani ben bu moratoryum, ben size borcumu ödeyemem kardeşim. Avrupalılara, alacaklı devletlere ben size borcumu ödeyemem dedi. Şimdi Sultan Abdülhamid döneminde de etrafında bir kere dirayetli bir devlet adamı yok. Şimdi bu şunu iki belirleyelim. Genellikle tek adamla oynayanlar ikinci adam yetişmesine müsaade etmezler. İkinci adamın hayat bulmasına da müsaade etmezler. Mesela Said Paşa'yı 8 kere sadrazam yapıp görevden almıştır Sultan Abdülhamid. 8 sefer. Sultan Abdülhamid'in öyle vezirleri var ki bir hafta sürmüştür. 8 gün sürmüştür şeyi. Sadrazamlık 8 gün sürmüştür. Mesela amcası Abdülaziz zamanında Ali ve Fuat Paşalar var. Bunlar bütün Avrupa'da bilinen, ha onların da sevabı günahı var ama deve dişi bir adamlar var. Mesela 2. Mahmut ve şey döneminde, Sultan Abdülmecid döneminde Büyük Reşit Paşa var. Fakat Sultan Abdülhamid Baba Ali'yi yok ediyor. Yani başbakanlığı yok ediyor ve bütün yetkileri yıldıza topluyor. Ve vaktinin de çok önemli bir kısmını, eğer Sultan Abdülhamid böyle değil de hakikaten böyle Mithat Paşa gibi hatası sevabıyla bir düzine devlet adamı yetiştirseydi. Başkanlık sistemine geçmiş yani. Onlar canım sultanlık sistemi ona izah etmeye yapsaydı ve eğer vaktini böyle jurnallerle, jurnalcılarla falan geçirmeseydi, Sultan Abdülhamid çok daha büyük başarılara imza atabilirdi. Elif Hanım bir şey soracağım. Şunu sormak istiyorum. Şimdi birincisi hep böyle hani tarihi okuduğumuz zaman tarihi okumak bir insanın canını çok yakıyor. Yani acıtıyor. İki umutsuzluğa sürüklüyor. Şimdi Abdülhamid dönemini mesela istibdat dönemini işte hürriyet değil mi? Düşünce özgürlüğü, fikir özgürlüğü bunlara baktığımız basına baskı. Bunlara baktığımız zaman yani bırakalım şimdi hani Abdülhamid tamam hani uçtu kaçtı filan. Bunlara baktığımızda aslında hani bu dönemi anlatmak için bu dönemki yapılanlar değil işte Abdülhamid dönemindeki o istibdat, basın, işte Cumhuriyetin ilk dönemleri de aynı şekilde. Bunlar böyle birazcık da insanı umutsuzluğa da sürüyor. Çünkü tekerrür ediyor. Kimse ders çıkarmıyor bunlardan. Devamlı tekerrür ediyor. Bakın ben size Abbasilerden başladım. Yani bu ve bizim bakın size bir şey söyleyeyim. Bizim İslam coğrafyasının kanamasının sebebi budur. Bizde, bir gram bir şey bir dakika, nasıl biz, değişmez bak, yani? Bizde ya saltanat kavgası vardır ya da hakimiyet kavgası vardır. İşte o cumhuriyete geleceğiz. Yani şunu tamamlamama müsaade edin. Mesela bizim İslamcı camianın en çok üzerinde durdu. Ya şu Ulu Hakan Cennet Mekan Abdülhamid Han Hazretlerinin hal fetvasını bir Yahudi olan Selanik mebusu Emanuel Karasu verdi diyorlar değil mi? Evet. Peki. Ben şimdi buradan söylüyorum. Gidip arşive baksınlar. Emanuel Karasu Sultan Abdülhamid'in jurnalcısıdır. Evet. Tamam mı? Ona Selanik'te olup bitenlerle, padişah aleyhinde olup bitenlerle ilgili jurnaller yazan bir adamdır. Emanuel Karasu sonra İttihat ve Terakki Partisi'nin milletvekili olmuştur. O Abdülhamid'e hal fetvası bir tek bir Rum senatör itiraz etmiştir. Onun dışında bütün senato yani ayal meclisi ve meclisi mebusanın ittifakıyla bu karar aleyhinde çıkmıştır. O fotoğraf çok şu anda hala siyasetin bir şeyi o parçası işte o hal fotoğraf değil de resim. Tabii. Emanuel Karasu. Abdülmecit Efendi mi yapmış o resmi de o tabloyu hal fetvasının verildiği yer. Diğerleri de işte Türk değil onlar da Mason. İşte ya Osmanlı mecliste kim varsa evet. Onlar var. Ve Emanuel Karasu buraya bir Musevileri temsilen, Yahudileri temsilen gelmiyor. İttihat ve Terakki Partisi'nde bir milletvekili geliyor. Yani AK Partili mesela diyelim Ermeni bir vatandaşımızı düşünün. Veyahut da CHP'deki bir Ermeni milletvekili düşünün. Bir heyetin içerisinde bulunmuş. Meseleyi böyle görmek lazım. Emanuel Karasu bu heyetin içerisindedir. Şimdi biz bunun etrafında destanlar oluşturduk. Bakın bu tavır doğru bir tavır değil. Gelin dediniz ya Cumhuriyet döneminde. Şimdi Cumhuriyet döneminde saltanat kavgası yok. Mesela bak son dört padişah Sultan Murat, Sultan Abdülhamid, Sultan Reşat ve Sultan Vahdettin birbirinin kardeşidir ve Sultan Abdülmecid'in çocuklarıdır. Abdülaziz onların amcasıdır. Şimdi eğer bakın buradaki saltanat kavgasından söz ediyorum. O hala aydınlatılamamıştır.
Sultan Abdülaziz'in oğlu Yusuf İzzettin Paşa esas Osmanlı Hanedanı içerisinde dirayetli olan ve padişah olması beklenen, veliaht şehzade odur çünkü, olan kişidir. Ve 1914'te evinde 50'li yaşlarında ölü bulunuyor. Evet. Eğer mesela Yusuf İzzettin Paşa tahta geçseydi Sultan Vahdettin padişah olmayacaktı. Yani Sultan Abdülaziz'in ikinci çocuğu olarak olmadı. Sonra onun küçüğü olan Abdülmecid halife oldu, padişah olmadı. Şimdi gelelim Cumhuriyet'e. Cumhuriyet döneminde saltanat kavgası yok, hakimiyet kavgası var. Şimdi Mustafa Kemal'in durumunu düşünün. Geçenlerde ben bu Çerkes Dernekleri Federasyonu ile bir Zoom üzerinden bir toplantı yaptık. Orada bir şey iddia ettim. Dedim ki eğer Çerkez Ethem olmasaydı milli mücadele olmazdı. Mustafa Kemal Ankara'ya bile gelemezdi. Bak ben Çerkez değilim. Çok iddialı bir laf ediyorum. Fakat Çerkez Ethem şu anda hain olarak damgalanmış vaziyette. Milli mücadele esnasında Mustafa Kemal zayıfken, şimdi bizde Müslüman şark dünyasında liderler güçlü değilken veya kendilerini zayıf hissettikleri zaman etraflarını liyakat ve ehliyete göre donatırlar. Fakat güçlendikleri zaman, yeteri kadar kendilerini güçlü hissettikleri zaman o liyakat ve ehliyet buharlaşır, yerine sadece bir ölçü gelir, sadakat. Ve kayıtsız şartsız sadakat gelir. Yani doğru da olsa, yanlış da olsa falan. Mesela karşıdaki öksürse bile diyeceksin ki efendim ne kadar güzel öksürüyorsun, bu ferah feza makamından mıydı falan diyeceksin. Mustafa Kemal milli mücadeleyi asker ve sivil bir kadroyla yapıyor değil mi? Şimdi Sivas Kongresi'de, Erzurum Kongresi düşünün, birinci meclisi düşünün. Bunların kendisi iyice vaziyete hakim olduktan sonra milli mücadelenin komutanları dahil hepsini elde tersiyle kenara itmiştir. İki kişi kalmıştır Atatürk'ün etrafında, Mustafa Kemal etrafında. Bir İsmet Paşa. İsmet Paşa da zaman zaman çatışmaları var. Mesela bu Kazım Karabekir meselesinde olduğu gibi İsmet Paşa'yı istifanın eşiğine getiren şeyler var. Fakat bunların ruh ve mana dünyaları, akıl dünyaları aynı olduğu için birbirlerine tahammül ederek o gelmişler ve en sonunda Atatürk biliyorsun 1930 nihayet onu görevden başbakanlıktan alıyor. Calabayar'ı getiriyor. Bir de onun dışında bir şey var. Fevzi Paşa var. Evet. Maraşal Fevzi Çakmak. Allah rahmet etsin. Fevzi Çakmak çok enteresan bir şahsiyettir. Fevzi Paşa itaatkar etkisiz elemandır. Fali Rıfkı Atay Çankaya kitabında dalga geçiyor Fevzi Paşa'yla falan filan. Diyor ki Mustafa Kemal bir şey yapacağı zaman iki kişiyi ikna etmek zorunda hissederdi kendisi. Bir Rıfat Börekçi, bu imamların başıdır derdi. Fevzi Paşa'yı ikna ederdi çünkü bu da askerlerin başıdır. Onları zaten Genelkurmay Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ayrı bir statü verdi. Tabii iki başkanlık ve Fevzi Paşa düşünün 1921-1944'e kadar Genelkurmay Başkanı'dır. Ve dediğim gibi itaatkar, etkisiz eleman. Dindar aynı zamanda. Ve beş vakit namaz kılan bir adamdır ama bak sonra ne oluyor biliyor musun? Fevzi Paşa sonra İsmet Paşa tarafından emekli ayrılıyor Atatürk'ün ölümünden sonra. Ve tabii Fevzi Paşa daha önce 21 yıl boyunca CHP istinad duvarı yapmış. Biliyorsun bir ihata duvarı var, bir de istinad duvarı var. Böyle kayma ihtimali olan yerlere böyle dağ gibi bir şey sert yaparlar. Fevzi Paşa CHP'nin istinad duvarıdır. Fakat sonra 40 bu iyice bozuluyor. Benim gibi bir adamı nasıl kenara atarsın? İsmet Paşa'ya kızıyor. Demokrat Parti'nin listesinden bağımsız aday oluyor 1946'da. Milletvekili oluyor. Sonra bu şimdi düşün, önce CHP'nin payandası olan bu şahsiyet, Demokrat Parti'nin CHP'ye karşı muhalefetini çok hafif bulduğu için Demokrat Parti içerisindeki şahinlerle birleşiyor. Sonra Millet Partisi kuruyorlar biliyorsunuz. Ve o kadar saf ki, Fevzi Paşa Allah rahmet etsin, Zekeriya Sabiha Serta, Cuma Baykurt'la İnsan Hakları Derneği kurup parti kuracaklar. En son uyarıyorlar, şimdi, komünist bunlar diye. Öyle uyarıyor. Sonra bunu size şunun için anlatıyorum. Şimdi eğer bu adam bu kadar saftirik olmasaydı, bu Mustafa Kemal onu da orada tutmazdı. Şimdi buradaki dediğim şu, şimdi Çerkez Ethem'in halledilmesi gerekir. Rauf Orbay'ın halledilmesi gerekir. Evet. Kazım Karabekir'in halledilmesi gerekir. Bu Sultan Abdülhamid'e mahsus bir şey değil. Siz biraz önce dediniz ya, tarih tekerrür ediyor.
Elbette. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela Franco değil mi? Biz bize yeteriz diyor slogan. Yani o biz bize yeteriz sloganı, sözü Franco. Sloganları bile aynı yani. Aynı. Hepsinin. Şimdi söylemek istediğim şey şu. Mesela Samet Ağaoğlu da bu işte Demokrat Parti'nin Doğuşu ve Yükselişi kitabında diyor ki siyasetimizin diyor çok böyle köklü hastalıklarından birisi liderler diyor yola çıkarken işte liyakat, ehliyet sahibi böyle isimlerle çıkarlar. Sonra diyor yolun bir yerine geldiğinde teker teker bunlardan ayrılır. Atatürk'e bakıyoruz aynı. Sultan Abdülhamit aynı. Yani daha gidelim yani geçmişe. Bunların hepsi ben teker teker şu anda isim saymak istemiyorum. Yani sloganlar işte biz bize yeteriz. Yılın işte kaç yılında kalmış bir şey dönüyor dolaşıyor başka bir şeye geliyor. Elif Hanım. Bir böyle hani bir, niye hiçbir şey. Yani niye teker ediyor? Neden hiçbir şey değişmiyor? Mesela demokrasiyle Demokrat Parti Adnan Menderes değil mi? Demokrasiyle başlıyor. İlk yılları gayet böyle işte özgürlük alanlarını açıyor işte. Medya özgür. Sonra yolun bir yerinde geliyor. İşte Abdülhamit'te de öyle. AK Parti'de de öyle. Kanun esası. Evet. Kanun esası işte meclisi açıyor. Kanun esası tanıyor. Sonra bir bakıyorsunuz çıka çıka istibdat dönemi çıkıyor. Şuraya geliyorum. Müsaade edin. Bakın arkadaşlar. Yavaş yavaş sizi güncel siyasete doğru çekiyoruz. Yok ben tabii şu anda akademik kimliğimle konuşuyorum. Ben günlük biliyorsun ben siyasi polemik yapacaksam. Elif zaten onun Atatürk'e geliyor. Menderes'e geliyor tekrar Abdülhamit'e dönüyor. Ama bugün aynen, şöyle. Konuşmak için bugün konuşmaya gerek yok. Abdülhamit'i konuşuyor. Şöyle ben yani siyasi polemik siyasi yani polemik yapılacaksa onu yaparım biliyorsunuz. Yani mütevazi değilim. Onu da iyi alasını yaparım ama oraya girmiyorum. Şuraya geliyorum. Benim konum bugün dediğim gibi akademik bir konudur. Şuraya geliyorum. Ders almamız gereken şey şudur arkadaşlar. İster Sultan Abdülhamit döneminde, ister Atatürk döneminde, işte Sabahattin Ali'yi yazmışsınız mesela. Şimdi arkadaş bakın şey ölçü şudur. Eğer insanlara legal zeminlerde, meşruiyet içerisinde kendilerini ifade etme hakkı müsaadesi vermezseniz, onları sürgüne gönderirseniz, onların eserlerini yasaklarsanız, onları polis takibine uğratırsanız, hafiye sistemi kurulursa, bu insanlar iki şey yaparlar. Ya yer altına inerler, ya yurt dışına çıkarlar. İkisinde de devletin ve sizin kontrolünüzün dışına çıkıyor demektir. Peki, mesela Yeni Osmanlılar hareketini bir inceleyelim. Yeni Osmanlılar 1865'te bir cemiyet kurdular. İşte bilinen şahsiyetler yani bunların üstadları Namık Kemal Ziya Paşa, Ali Suavi. Şimdi her birini bir yere sürdüler. Ali Suavi'yi Kastamonu'ya sürdüler. Namık Kemal'i işte Erzurum Vali Muavinliğine, Ziya Paşa'yı bilmem Kıbrıs Muhtasarrıfı'na falan sağa sola sürdüler. Bunlar Avrupa'ya kaçtılar. Orada gazete çıkarmaya başladı. Ali Suavi'nin Londra'da çıkardığı Muhbir gazetesinin ilk sayısının ilk cümlesi nedir biliyor musun? Muhbir, İstanbul'da Muhbir gazetesini çıkarıyor çünkü. Muhbir doğru söylemek yasak olmayan bir memleket bulur yine çıkar. Tamam şimdi bu onlar o gazeteler Osmanlı'ya giriyor ve orada satılıyor. Tabii. Şimdi o gazeteler Osmanlı'ya girince bizimkiler pür telaş efendim İngiliz postası vasıtasıyla geliyor. Bu sefer İngiliz Büyükelçiliği üzerinden İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na bunları yasaklayın zinhar bizim memlekete girmesin. Bu sefer yasaklıyor. İngiliz hükümeti yasaklıyor. Muhbir'in ve Hürriyet'in Ziya Paşa Namık Kemal Hürriyet gazetesi çıkarıyor. Ali Suavi tek başına Muhbir gazetesini çıkarıyor. Muhbiri de yasaklıyorlar, Hürriyeti de yasaklıyorlar. Şimdi atasözü var Türkçe'de. Diyor ki ayı ne kadar yol bilse avcı da o kadar hile bilir. Şimdi ne yapıyorlar bu sefer? Ali Suavi diyor ki yani siz diyor bunu yasakladınız bizi sokmayacak mısınız ülkeye? Gazetenin ebatını küçültüyorlar, ikiye katıp zarfın içine koyuyorlar. Kapalı zarfı kimse açabilir mi? Açamaz. Muhbir yine dağıtılıyor. Şimdi yine giriyor. Bakın, yeni Osmanlıların Avrupa'daki Cenevre, Paris ve Londra'da yaptıkları bu faaliyetler sonucu, yaptıkları muhalefet sonucu geldiler, kanuni esası ilan ettiler. Kanuni esası hazırlama komisyonu üyelerinden biri Namık Kemal, biri Ziya Paşa'dır. Birinci meşrutiyet ilan ettiler. Gelelim 1889'da bunlar Sultan Abdülaziz dönemindeki muhalefettir. Fakat enteresan bir şeydir. Yeni Osmanlılar padişaha asla muhalefet etmediler. Yani Sultan Abdülaziz'in şahsına muhalefet etmiyorlar.
Bab-ı Ali'ye, bürokrasiye muhalefet ediyorlar. İşte bu da benziyor. Hayır bak şu onu an... Onu koruyorlar, Abdülhamit korumuyor. Bir dakika şu anda, bir dakika şu an ondan sonra ne oldu? Ama Sultan Abdülhamit döneminde Bab-ı Ali diye bir şey ortadan kalktığı için herkes dedi ki ya demek ki bütün bu günahların sebebi yıldızın kendisidir dedi bu sefer. Bizde Sünni İslam dünyasında halife eleştirilmez. Sünni İslam dünyasında ulul emre itaat esaslı. Şiilerde bu farklıdır. Ve bu sefer Sultan Abdülhamid'in şahsına karşı Jön Türkler dediğimiz bazıları birbirine karıştırır. Jön Türkler yeni Osmanlılarla aynı değil, ikinci nesildir. Osmanlılar, yeni Osmanlılar homojendir. İslami esasa dayalı bir parlamenter sistem. İslamcılar bile deniyor. Tabii onlar. İslamcılar diyor ve bütün iddialarını Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle, Hazreti Peygamber'den hadislerle savunuyorlar. Türkiye'de liberal demokrat fikirler dediğimiz meclis, anayasa bu fikirler aslında ilk İslamcılar üzerinden geliyor. Yeni Osmanlılar tarafından başlıyor. Şimdi bak mesela Hürriyet Gazetesi'nin ilk makalesi Veşavirhum fil emr'dir. Meclisin arkasındaki şu ayet. Şu an Ankara'da birinci mecliste şu an arkadaki ayettir. Yani Allah Hazreti Peygamber'e diyor ki yaptığın işlerde onlarla istişare et. Bu İstanbul Üniversitesi'nde siyasal bilgilerde bir hoca Hum zamirinin serencamı diye bir kitap yazdı. Yani onlar kim? Onlarla istişare ediyor. Onlar kimdir? İşte İslam dünyasında bu da ehli hal vel ak denir. Yani çözenler ve bağlayanlar. Bu işe aklı erenler vesaire. Şimdi yeni Osmanlılar birinci meşrutiyeti ilan ettirdi. Jön Türkler Cenevre, Kahire, Londra ve Paris'te örgütlendiler. Orada gazeteler çıkardılar. Yereldeki yani Türkiye'deki asker ve sivil kanatla işbirliği yaptılar ve sonuçta gelip ikinci meşrutiyeti ilan ettiler. Yani ikinci meşrutiyet Manastır'da ilan etti. İkinci meşrutiyeti askerler ilan etti ama onun arkasındaki siyasi ve fikri zemini hazırlayanlar Jön Türklerdir. Evet. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Siz eğer insanlara kendi ülkelerinde kendilerini ifade etme müsaadesi vermezseniz tekrar söylüyorum ya yurt dışına çıkar ya yeraltı. Şimdi sosyal medyaya girer. YouTube'a girer. Bilmem nereye girer öyle veya böyle. Şimdi akıllı bir insan suyun önünü kesme gibi bir iddia. Suyun önünü kesemezsin. Suyun önüne baraj yaparsın. Bent yaparsın. Kanallara kanalize edersin. Sulamada kullanırsın. Tribünlere gönderirsin. Elektrik elde edersin. Onu sporda kullanırsın. Taşımacılıkta kullanırsın, balıkçılıkta kullanırsın, bir güzellik unsuru olarak kullanırsın. Ama ben suyun önünü keserim dediğin zaman suyun önüne set çekersin. Alttan, üstten, yandan taşar ve su yoluna devam eder. Kontrolsüz patlayan su da önüne geleni yıkar geçer. Bir de bir şimdi, şey, bakın evet. İkinci meşrutiyetin ilanı böyle bir kontrolsüz patlamadır. Hatta Mehmet Akif Süleymaniye kürsüsünde neşterin altında çiban nasıl patlarsa ortaya saçılmış ne kadar kimin muzberinde ne kadar pis, kirli, pis ne varsa diye ortalığa saçılmış. Böyle olunca o zaman çıkarılması gereken ders şudur kardeşim. Şimdi bırakın insanlar kendi fikri. Eğer bana mesela Sultan Abdülhamit dönemiyle ilgili genellikle itirazda bulunanlar şunu diyorlar. Ya Sultan Abdülhamit Bağdat demir yolunu başlattı. Sultan Abdülhamit efendim Hicaz demir yolunu yaptı. Şu sağlık reformunu yaptı. El hak doğrudur. Sultan Abdülhamid'in imar faaliyetinde diyecek bir şey yok. Fakat biz padişahları yaptıkları köprülere, hanlara, hamamlara göre değerlendirmiyoruz. Biz padişahı formel ustabaşı olarak görmüyoruz. Arkadaş bu arkadaş zamanında insanlar ne kadar rahat nefes alıyordu. Hürriyet ne kadar vardı. İnsan hakları ne kadar vardı. Adalet ne kadar vardı. Mesela Çin'de şu anda Çinliler 19 günde 204 metre yüksekliğinde gökdelen yapıyorlar. Çin'de 6 ayda Roma büyüklüğünde şehir inşa ediyor. Şimdi biz Çinlilere övgü mü diyeceğiz? Çin dünyanın en iğrenç ülkelerinden birisidir. Çinliler Uygurlara bu muameleyi yaptığı sürece, Uygur'daki efendim Müslüman Türklere bu eziyeti yaptığı sürece Çin efendim gümüş yiyip altın çıkarsa benim için bir anlam ifade etmez. Netice itibariyle tamam maddi kalkınma eyvallah. Bizim zaten üzerinde konuştuğumuz bu değil ki. Onun için ben derim ki ister Sultan Abdülhamit, ister Sultan Reşat, ister efendim Sultan kimi değerlendirirsek değerlendirelim. Allah'ın adaletinde şudur. Allah diyor ki kulumun hasenatı seyyiatına galipse, sevapları günahlarından baskınsa onu makbul kul olarak kabul ediyor. Şimdi öğretmenler onlu sistemde 4.5'tan 5 verip geçiriyorlar. Bana diyorlar ki ya Yıldıray Bey nasıl, Elif Hanım nasıl? Ya Elif Hanım, Yıldıray Bey insandır, beşerdir. Onun da artıları var, eksileri var. Ama 10 tane özelliğinden 7'si 8'i iyidir de ben 2 tane hoşlanmadığım özelliğinden dolayı onu yok sayamam.
Biz onun için tarihi şahsiyetleri değerlendirirken böyle bakalım olaylara. Şimdi izleyicilerimiz böyle hani program uzatalım mı diye bir böyle yazdım. Programı uzatmayalım, tadında bırakalım. Çünkü bir de insanlara eziyet etmenin anlamı da yok. Bir soru soracağım. Diyorlar ki en azından, evet çok iyi izleniyor şu anda. Ama bir tane de güncel sorun diyorlar. Ben güncel hakkımı kullanmak istiyorum. Yani günlük siyasetse onu başka değil, yok, konuşmam güncel, şimdi. Yok hayır, günlük siyaset sormayacağım. Ama mesela şöyle sormak istiyorum. Bakalım sorun, nasıl formüle edeceksin. Nasıl formüle edeceğim. Bakalım. Şimdi 18 yıllık bir iktidar partisi 18 yıl aralıksız olarak bir ülkeyi yönetiyor. Yani arada koalisyonlar yok, istikrarsızlık yok. Başka böyle işte parantez açılmış başka CHP falan girmemiş. Bir iktidar partisinin lideri 18 yılın sonunda çıkıp mesela bunu da son 5 yılında 18 yıllık iktidarın son 5 yılında belli aralıklarla böyle ya kusura bakmayın sevgili milletim biz böyle hani maalesef eğitimde ve kültürde başarısız olduk dediğinde siz bu kadar tarih okumaları yapan birisi olarak hem de tecrübeli de bir siyasetçisiniz. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi, tabii doğru yerden gelmedi sorusu. Yok bu çok merak ediyorum. Şimdi mesela hemen söyleyeyim Elif Hanım. Nasıl olur yani? Elif Hanım kendim yorma söyleyeyim. Tamam. Şimdi ben tabii eski AK Parti'nin en uzun Milli Eğitim Bakanlığı yapmış bir üyesiyim. Size şunu söyleyeyim. Sağ iktidarlar iktidara geldiklerinde belki size şunu söyleyeyim. Mesela 2015'ten sonra yani belki gerçek manada bir iktidardan söz edilebilir. Sağ iktidarlar hükümet kuruyorlar ama iktidar fiilen müesses nizamdadır. Evet. Kemalist düzendedir. Bunu unutmamanız lazım. Benim bakanlığım... Hala ama. Bir dakika müsaade edin. Ben, soft ben, verir sizde kalsın, hard verir sizde diyorsunuz ona. Evet. Ben bakanlığım döneminde, bakın ben dediğim gibi en uzun Milli Eğitim Bakanlığı yaptım. Bize sistemin yaklaşmış bir şey. Ben Milli Eğitim Bakanlığıyım, Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı. Hı hı. Anayasa Mahkemesi en kudurgan döneminde. Evet. Danıştay bizi çalıştırmamaya ahit etmiş. Hatta bir resepsiyonda evet. Ben Danıştay Başkanı'na dedim ki ya Sayın Başkan siz haber alsanız ki Hüseyin Çelik Kızılay'da yürüyor dedim. Yürümeyi durdurma kararı verdim. Sizin hatta 27 Nisan muhtırasında sizinle ilgili şey var. Efendim hayır o tepeden tırnağa Milli Eğitim'di. Siz hatırlarsanız siz o zaman bize hani bir 19 Mayıs için gelmiştim. Evet, beraber başımız belaya girmiş. 19 Mayıs'ı stadyumlardan kurtaralım dedim. Kıyamet koptu. Şimdi şuraya geleceğim. Yargıtay benim bürokratları içeri atmak için pusuda bekliyor. Asker istisnasız her şeye burnunu sokuyor. Bir kelime bile benim bakın bu AK Parti açılan kapatma davası var ya 2008'de. Evet. Orada benim icraatlarım ve konuşmalarımla ilgili kapatmanın 76 tane gerekçesi var. Sadece benim. Tamam mı? İşte geçiyoruz diğer tarafa. Asker her şeye burnunu sokur. Medya 3 günün ikisinde aleyhimde manşet atsa, 8 sıra manşet atsa, bir gün bir şey olmasa diyorduk neyse bugün hava rüzgarlı değil. Öte taraftan bakın meclis içi muhalefet, meclis dışı muhalefet, sendikalar, YÖK bizim başka bir karın ağrımızdı. Üniversiteler arası kurul bir başka karın ağrısıydı. Rektörler her birisi kendini ayrı bir derebeyliği falanın başındaki adam kabul ediyordu. Dolayısıyla Milli Eğitim, ben daha önce de bu benzetmeyi yapmıştım. Milli Eğitim Bakanlığı'nı müesses nizam bir torna tezgahı gibi görüyor. Bunun ayarını da kendileri yapmışlar. Milli Eğitim Bakanı tornacı başı ve diyorlar ki tek tip, tek desen, tek ebat, tek renk malzeme üreteceksin diyorlar. Şimdi bu bugün bitti mi? Ben size bir şey söyleyeyim size. Şu anda mesela Çerkezeten ders kitaplarında hain diye geçiyor değil mi? Evet. Mesela şimdiki Milli Eğitim Bakanı Çerkezeten hain değildir kardeşim. Nereden çıktı bu diye ders kitapları değiştirin. Bak kıyamet kopar Türkiye'de yine. Türkiye'de mesela Demokrat Parti iktidardaydı ama hükümetteydi. Ama devletin ruhu kemalizmdi. Ve CHP zihniyeti iktidardaydı. Bunu unutmayın. Ha şu an dediğim gibi 2015'ten beri bazı şeyler değişti. Ama her şey gül gülistan oldu falan diyemezsiniz. Bugünün hesabını tabii ki bugünkü bakana bugün fiilen görevde ben 2015'te mesela milletvekiliyim. Bitti. O günden beri milletvekili de değilim. Bir parti yöneticisi de değilim. Ama dediğim gibi bakın askeri vesayetin ortadan, sivil ve askeri bürokrasinin vesayetinin ortadan kaldırılması.
Ha bugün şu anda her şey gül gülistan mı, süt liban mı, onun değerlendirmesi ayrıca yapılır. Ben ama... bir soru sorabilir miyim? Bu sizin söylediğiniz o torna tezgahı meselesi, bir de milliyetin... Ha şey demişti, bakan... bize diyorlardı ki bu hardware istediğiniz gibi şekillendirir ama software'ine karışmayın diyor. Evet. Yani makine aksamına karışın ama programına siz karışmayın. Ya ben müfredatı değiştirdim. Tamam. Sizin hazır. Döneminiz tamam ama... Ha, bir yani... dakika, müfredatı değiştirdim. Ama arkasından arkadaş bir kelimeyle bizi mahkum ediyorlar. Bir kelimeyle. Ben şunu doğru, sormak yani istiyorum. Ben şöyle itiraz edeceğim. Sizin döneminiz tamam ama son 5 yıldır da özellikle 2014 yılından bu yana da pek çok şey değişti. Neyse ben bir parti evet. sözcüsü olarak gelirsem onlar yani misal bir günün birinde o zaman bana onları sorarsınız. Tarihçiliğiniz dedi. Hem tarihçilik hem Milli Eğitim Bakanlığınızla da ilgili bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu Abdülhamit dönemi istibdat siyasetini, insanların nasıl harcandığını, işte yurt dışlarına gönderildiğini, baskı altında tutulduğunu anlattınız. O dönemde ama yetişen nesil Abdülhamit'i devirdi sonunda. Değil mi? Yani onun öncesinde başlamıştı ama o okullarda okuyan, belki onu açtığı okullarda okuyan nesil ve ondan sonra gelen nesil de, hatta o nesil de iddiatçılar da ardından gelen cumhuriyetçisi de Abdülhamit'in istemediği türden bir gençlik ortaya çıktı. Yani Abdülhamit evet modernist ama yani İslamcı görüşleri olmaz şey zaten. Seküler, çok seküler bir şey geldi. Ondan evet. sonra bir dalga nesil doğru. geldi. O nesil de sert seküler uygulamalar yaptı. Belki biraz da o geçmişin de etkisiyle. Fakat onların da istediği türden bir nesil ortaya çıkmadı. Alttan alta yükselen bir İslami hareket ortaya çıktı. Cemaatler, tarikatlar güçlendi. Ve en son işte o hareket işte 90'larda işte Refah Partisi sonra AK Parti ile iktidara geldi. Şimdi AK Parti sizin döneminizde bu siyaset çok yoktu Milli Eğitim Bakanlığı'nda ama şimdi bir şey siyaseti var. İşte dindar gençlik yetiştirme siyaseti var, ideolojik propaganda var. Yani epeyce bir ideolojik propaganda var. Bu nesilde acaba buna tepki olarak, çünkü böyle rivayetler de var işte nesil işte... Deizm artıyor deniyor. İnsan, çocuk nesil dinden uzaklaşıyor deniyor. Bunun sonucu da aynı bu tarihsel akıbete baktığımızda aynı olabilir mi? Ben şimdi her dönem için geçerli olan bir prensipten söz edeyim. Baskıcı yönetimler insanları münafıklaştırır. Mesela dönemin İslamcılarının Sultan Abdülhamid'e karşı olmasının temel esprisi budur. Diyorlar ki sen bu baskıyla münafık insanlar yetiştirdim, maskeli insanlar. Şimdi koronadan dolayı hepimiz maske takıyoruz ama insanların 5-10 çeşit maskesi var. Şimdi bir İslam dininde en kötü hasletlerden birisi biliyorsun otoriteye karşı öyle olmadığınız halde öyle görünmek gibi bir çaba içine giriyor insanlar. Tamam mı? İnsanlar böyle bir çaba içerisine giriyor. Sultan Abdülhamit döneminde dediğiniz gibi açılan o batı tarzındaki modern okullarda okuyanlar Sultan Abdülhamit'in sonunu getirmişler. Şimdi tekrar altını çizmek istiyorum. Hangi yönetim baskıyla bir şeyi benimsetmek isterse o ters teper ve size bumerang gibi geri döner. Şimdi bak şeyi de söyleyeceğim. Bu mesela Osmanlı dönemi, Sultan Abdülhamit döneminin ilk saltanatı döneminde Galatasaray Lisesi'nden başka, yani Mektebi Sultani'den başka batı tarzında okul neredeyse yok. Sonra yavaş yavaş açılıyor ve bizimkilerin söylediklerinin iddiasının tam tersine mesela Sultan Abdülhamit döneminde en fazla yabancı misyoner okulu Sultan Abdülhamit döneminde açılmış. Ve nerede biliyor musun? Mesela siz Merzifon'da Amerikan Koleji'nin olduğunu biliyor musunuz? Van'da Amerikan Koleji var. Ve bir taraftan Fransız cizvitlerin açtığı okullar, Frerlerin açtığı okullar, yabancı okullar devletin bir başından bir başına. Bir şey daha, mesela Nesri Nasraniyet Cemiyeti, Hristiyanlığı Yayma Cemiyeti, İncil Cemiyeti en fazla Sultan Abdülhamit döneminde yaygınlaşmış. Şimdi Sultan Abdülhamit böyle bir baskıcı yönetim kurmasaydı da, mesela İslamiyet'in daha çok mütebessim çehresini gösterseydi, daha çok gülen yüzünü gösterseydi, daha çok hoşgörü tarafını gösterseydi, böyle muhalifini efendim yasaklayan, gönderen, sürgünlere gönderen, mağdur eden bir devlet değil de ona daha insani yaklaşan bir yapı olsaydı belki ona karşı şefkat, padişaha karşı da insanların sevgisi, şefkati, merhameti daha fazla olurdu. Doğru mu bu? Ama bu ne yazık ki olmadı. Bu ne yazık ki olmadı. Onun için tekrar söylüyorum, her dönem için bu geçerlidir. Siz bir
Bakın bir şeyi insanlara mecburiyetle dayatırsanız olmaz. Bir ara ben Türkiye Günlüğü'nde başka bir açıdan Atatürkçülük diye bir yazı yazmıştım. Yıl 1995. Bir CHP'li milletvekili çıktı meclis kürsüsünde. Ben 2005'te Milli Eğitim Bakanıyım. Bunu kürsüden böyle yırtma yapıştırma yaparak okudu. Efendim dedi ki şimdi size soracağım bu sözlerin sahibi kim acaba dedi. Böyle esrarengiz hale getiriyor. Ve sonunda dedi ki işte bu dedi birinci görevi çocuklarımıza Atatürk'ü sevdirmek olan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'e aittir dedi. Tabii CHP'liler isyan ettiler, derhal istifa etmelidir, bu skandaldır falan, ben söz istedim. Benim oradaki argümanım şuydu. Yani dünyanın birçok yerinde o ülkelerin milli bütünlüğünü sağlayan veya kurtuluş hareketini yöneten liderler var. Bunlar genellikle milli lider olarak anılıyor. Mesela Amerika için işte George Washington neyse, Hindistan için Gandhi neyse, Pakistan için Cinnah neyse veya Güney Amerika ülkeleri için Bolivar neyse, bu silsileyi uzatmanı alalım. Bizim için de Mustafa Kemal milli mücadelenin komutanı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusudur. Ancak onun etrafında bir mit yaratmanın, bir kült yaratmanın bir anlamı yok. Her devlet başkanı kendisinden sonra bir cılık bırakırsa işimiz var dedim. Evet. Bunun üzerine kıyamet koptu. Ve en son cümle de, hüküm cümlem de şuydu orada. Siz kanunla ve devlet zoruyla kimseyi kimseye sevdiremezsiniz. Sonra bu şey olunca ben çok dedim ki, ben ne demişim arkadaşlar hüküm cümlesi olarak? Siz kanunla kimseyi kimseye sevdiremezsiniz demişim. Burada yanlış bir şey mi var dedim. Eğer bu doğru olsaydı, bizim şu anda mecliste ezici çoğunluğumuz var, o zaman AK Parti adına söylüyorum. Mecliste bizim ezici çoğunluğumuz var. Bir kanun çıkardık, sizin birazcık bizi sevmenizi sağlardık dedi. Böyle bir şey şimdi. Yani dolayısıyla zorla, kanunla devleti kullanarak, devletin otoritesini kullanarak bir şeyi dayatırsanız kesinlikle insanlar münafıklaşır. Evet. Mesele bundan ibaret. Evet. Çok teşekkür ederim. Biraz şeyin, bir de bu ekonomik politika ile ilgili bir şey söyleyeyim. Çünkü geçen programda da beni çok eleştirdiler. Bakın size bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Dediğim gibi ben Sultan Abdülhamid'i ekonomik politikalarına göre değerlendirmiyorum. Ama bakın arkadaşlar, Osmanlı Devleti 1853'ten Mondros Mütarekesi'ne kadar toplamda bütün şey 41 kere istikraz yapmış. 41 sefer dış borçlanma yapmış. Bunun 20'si Sultan Abdülhamid dönemindedir. 20'si Sultan Abdülhamid dönemindedir. Ve dediğim gibi amcası moratoryum ilan etmişti. Devlet zaten çok, durum çok kötüydü. Ama bakın düğünü umumiye meclisini kuran Sultan Abdülhamid'dir. Evet. Şimdi bugünkü Cağaloğlu'ndaki o meşhur İstanbul Erkek Lisesi binası düğünü umumiye meclisi binasıdır. Ona Elif Hanım meşhur Muharrem kararnamesi denir. Evet. Bazı yazarlar da ona meş'um Muharrem kararnamesi, yani uğursuz Muharrem kararnamesi. Neydi biliyor musunuz o? Osmanlı Devleti'ni ekonomik olarak alacaklı devletlere esir etmekti. Evet. Şimdi IMF, o düğünü umumiye meclisi var ya, IMF ile mukayese etmezsin. Bizim resmen gelirlerimize el koydular onlar. Tamam mı? Şimdi reji idaresi, meji idaresi okuyoruz ya romanlarda. Şimdi bunu ben onun için derim ki arkadaşlar, Mustafa Kemal'i değerlendirirken, Sultan Abdülhamid'i değerlendirirken, Abdülaziz'i, Sultan Reşat'ı, Vahdettin'i veya İsmet Paşa'yı veya Recep Tayyip Erdoğan'ı veya Turgut Özal'ı kimi değerlendirirseniz değerlendirin, bakış açımız şu olmalı. Aşk kusur göstermez, nefret sevap göstermez. Aşk ve nefret ikileminde bakarsak biz olumlu sonuçlara varamayız. İnsanları iyi tarafıyla, kötü tarafıyla ele alalım. Biz tarih niye okuyoruz arkadaşlar? Biz tarih niye okuyoruz veya okutuyoruz? Tarihteki güzel şeyleri bugünkü nesillere ders olsun ve örnek olsun diye, tarihte düşülen yanlışları ve hatalardan da ders alınsın, ibret alınsın diye okuyoruz. Yoksa masal olsun diye okumuyoruz ki tarihi. Şimdi eğer siz tarihi boyarsanız, mesela diyelim ki Mustafa Kemal'i anlatıyorsunuz. Gökler bilimsemek bilmiyordu. Kapkara bulutlar sarmıştı Anadolu'yu. Samsun'dan bir güneş doğdu. Bir himen çıktı. Höt dedi. Yedi düveli denize döktü. Siz böyle anlatırsanız bu çocuk masalı olur. Çocuk de haksızlık. Çocuk büyür. Sonra mesela Bandırma vapuru sisten yararlanarak Boğaz'dan geçmiş. Pusulası bozuk. Dümeni kırık. Atatürk orada, o zaman Mustafa Kemal kaptanla baş başa soğuktan tir tir titriyor falan. Şimdi böyle bir Bandırma vapuru anı. Sonra okuyan genç bakıyor ki ya bu Bandırma vapurunda
çok geniş bir kurmay heyet var Mustafa Kemal'in evet. dışında. Nasılmışlar? 70 küsur personel var orada. Evet. Ve bakıyor ki, işte onun için Necip Fazıl Rahmetli'den diyor ya, bülbüllere emir var, lisan öğren vakvaktan, bahset tarih balığın tırmandığı kavaktan. Tarih bize balığın tırmandığı kavaktan söz ediyor. Bunu Kemalistler de yapsalar yanlıştır. İslamcılar da yapsa yanlıştır kardeşim. Böyle eğer biz, bakın Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Sultan Süleyman da o Süleyman değil. Payitaht Abdülhamid dizisindeki Sultan Abdülhamid de o Sultan Abdülhamid değil. Tarihi dizilerden öğrenirsek bizim çok daha çekeceğiz. O zaman tarihi... Ama bugün gerçek. Günümüz tarihi gerçek. Tarihi öğrenmek için iyi fırsatlardan biri. Sizin yeni çıkacak kitabınız, daha doğrusu yeni baskısı. Yo, estağfurullah. Evet. Şeydir, yani onu tavsiye ederim. Çok güzel bir kitap. Bir de. Yani çok siz... dilinizle bu konuştuğunuz yani akademik kitap dilinde yayınlanca... ötesinde iyi bir kitap. Evet, kitap yayınlanınca tekrar bir daha... Tamamıyla kitap de, üzerinde konuşalım. Siz galiba bir de Abdülhamid kitabı üzerine çalıştığınızı... Onu yani epey bir malzeme topladım, inşallah onu da yayınlayacağım. Yani evet. Benim şeyim şu, yani lehinde veya aleyhinde değil de bir gerçek Sultan Abdülhamid portresi çizmek istiyorum. Dolayısıyla ben hep şundan kaçınılması gerektiğini düşünüyorum. Deveye demişler ki sen inişten mi hoşlanırsın, yokuştan mı demiş, niye düzün canı mı çıktı? Ya arkadaş illa ya Kızıl Sultan ya Ulu Hakan mı olması lazım? Bir de Ulu Hakan'ın başında cennet mekan ilave ediyorlar. Şimdi İslam inanışında biliyorsunuz aşire beşire diye bir şey var. 10 cennetle müjdelenmiş kimse. Evet, evet. Mesela siz babanızdan, dedenizden bahsettiğiniz zaman mekanı cennet olsun diyebilirim. Bu bir temennidir, bir duadır. Ama cennet mekan dediğiniz zaman cennette ona bir yer ayırmışsınız. O hali hazırda cennette bir köştedir. Bu doğru, bu sakat bir zihniyettir. Böyle bir şey söz konusu evet, olamaz evet, yani. Doğru. Biz evet, onun için doğru. Yaklaşımlarımız çok farklı olması lazım. Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz, davetimizi kabul ettiniz. Beni günlük siyasetin içine çok çekemediniz ama olsun. Yok, çok daha güzel oldu. Günlük siyasete de hakkında da konuşmuş olduk aslında. Hayır, benim günlük siyasetle ilgili konuştuklarımı işte toplarsanız binlerce video eder ama dediğim gibi şimdi o günkü görevim buydu. Bugün başka bir görevim var ve bunu ifa etmeye çalışıyorum. Evet, günlük siyaseti konuşmak illa günlük siyaseti böyle gündemi içerisinde konuşmak gerekmiyor. İşte Abdülhamid dönemine gidiyorsunuz, bugün okuyorsunuz. Menderes döneminin baskıcı dönemine gidiyorsunuz. Bugünü görüyorsunuz, fark etmiyor bir şey. Bana her şeyi seni hatırlatıyor diyorsun. Evet, çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey. Bir daha böyle keyifli, herhalde en uzun programımız oldu. Evet, ama çok keyifliydi. İzleyiciler de çok iyi gösterdi, onlara teşekkür ederiz. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Saat 15'te Semra Alkan'la 40 dakika programında Türk Tabipler Birliği Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı Karar TV ekranlarında olacak. Yine böyle bilgisayarlarınızın, ekranlarınızın başında olursanız çok seviniriz. Yarınki program konuğumuz İzmir Belediye Başkanı. Bir Karar Ver programı bizim program konuğumuz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bizlerle birlikte olacak yarın burada. Aynı saatte sizleri bekliyoruz. Biz burada olacağız. YouTube kanalımıza lütfen abone olun. Abone olun ki biz böyle ne kadar izleniyoruz, ilgi gösteriyorsunuz onu anlayalım. Daha çok program yaparız. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.